Evet, sevgili arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugünkü yayınımızı açıyoruz. Bugünkü yayın konuğumuz Malatyalı iş insanı, futbol menajeri Fatih İlbek abimiz, imparatorumuz Hayati Palancı ve başkanımız Sayın Mehmet Hanifi Selimoğlu abimizle birlikte olacağız. Bu arada Malatya sporumuzda da bayağı gelişmeler var. Onları da İdris Pajda başkanımızın ağzından dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Bugünkü yayın konuğumuz Sayın Günay abim, hoş geldin abim. Yayın konuğumuz Fatih İlbek abimiz. Hocam hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, hoş bulduk Bahri Küre. Ne Başkan, diyorsun? iyi akşamlar. Ne var ne İyiyim, yok hocam? çok şükür. Sen nasılsın? Çok şükür hamdolsun hocam. Uğraşıyoruz işte. Dünya meşgalesi. Sen de iyisin hocam. Sağlığın da iyi. Çok şükür, çok şükür. İyiyim, Allah iyiyim. Allah hürmet versin hocam. Amin, hepimiz inşallah. İnşallah hocam. Bugünkü yayın konuğumuz Fatih Malatyalı Bey. Evet, İlek Fatih Bey, evet. abimiz. Başkanımız Mehmet Hanifi Selimoğlu abimizi yayınımıza alacağız. Bu arada da Malatya sporumuzda bayağı gelişmelerimiz var. İnşallah onlar da olacak. Onları konuşacağız hocam. Başım üstüne. Konuşalım. İnşallah. Bu arada Bizi Hanifi Başkan. izleyen bütün gönül dostlarımıza da selam gönderiyorum buradan. Allah razı olsun hocam. Geceleri iyi olsun inşallah. Ömürleri güzel, sağlıklı olsun inşallah hepsinin. İnşallah, inşallah hocam. Bu arada Hanifi Başkanım bizi izliyorsa İyi akşamlar Fuat abi. Müdavimiz Fuat abi. Fuat Kılıç. evet. Saygılar sunuyoruz biz de abi. Erat Tuğan. Selam aleyküm. İyi yayınlar dostlar demiş. Ve aleyküm selam Erat'ım. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar sana da olsun. Mahmut Malatya abimiz de yazmış oraya. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar size de. Ben böyle peşin peşin okuyorum ki Evet. mesajları atlamayalım. Başkanım hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Eyvallah Bahri abim. Hoş bulduk. İyi akşamlar olsun. İyi İmparatorum akşamlar buradan iyi başkanım. akşamlar olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar başkanım. İzleyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize de saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah sonuçları hayırlı olacak sohbetler olur. İnşallah. Hepimize, İnşallah. hepinize şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah Allah razı razı olsun. olsun abi. Başkanım iyisin. Hamdolsun Bahri abicim. Sen nasılsın? Şükür. Uğraşık vallahi abim. Sen de iyisin abim benim. Hamdolsun. Hocam sen nasılsın imparatorum? Çok şükür abi iyiyim. Allah iyilik Çok versin. şükür. Çoktandır Günümüz geçti. görüşemiyoruz Evet yarım saat oldu abi. hocam. Murat Esat kardeşim Evet. demiş Hastane Caddesi'nden sevgiler ve saygılar. Ben Sen de mesajı saygı aldım. bilsen. Ben mesajı aldım. Olsun. Selam olsun. Aleyküm selam diyelim. Murat Abi Gar bu güzel kardeşimiz Mehmet Korkmaz abimiz bizi izliyor. Onur güzel kardeşimiz hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar kardeş. Abi bu arada Malatya sporumuzda bayağı ilginç gelişmeler var transferler Evet, konusunda. ben ona şeydeyim. Arguansporumuz sağ olsun. Onlara bir kere üçüncülük yolunda başarılar diliyoruz. İnşallah üçüncü lige çıkacaklar. Evet. Oradan da daha ilerlere gidecekler. Malatya'mızı en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu arada bizim Malatya sporumuzu da unutmadılar. Destekte bulundular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onlardan razı olsun diyorum. Bu arada Allah razı abim olsun. Aynen. ben bu Arguvanspor'a hakikaten teşekkür etmek lazım. Belki de son dönemlerde Hanifi Başkan'ın ligin
Tabii kalitesini şununu bunu tartışmadan öteye hakikaten Malatya takımları arasında belli bir seviyede de dostlukla gitti. Çok güzel açıklamalar geldi. Ayrıca Malatyaspor'a verdiği katkılardan dolayı da Argunspor'a ben de teşekkür ediyorum. Abi Duyarlılıklarından dolayı. buradan Konyaspor'a, Konyaspor başkanına, yönetim kuruluna teşekkür ederiz. İmparatorumuza Cuma günü büyük ihtimalle bir plaket verilecek. Buradan da Konyaspor Kulüp Başkanı'na, yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz. İmparatorumuzu unutmadı, imparatorumuz da onları unutmadı. Çok Allah'ın şükür. izniyle Cuma günü herhalde bir plaket töreni var. Biz de o yüzden yayınımızı Cumartesi gününe aldık. Buradan da lanse ediyorum. Cumartesi günkü yayın konuğumuz Malatyasporumuzda kulüp başkanlığı yapmış Necip Olgun abimizi alacağız. Cumartesi günü akşam. Buradan da bu belirtelim. Bu arada Malatya İdman Yurdu Kulüp Başkanı Sayın Teğmen Mutlu'ya çok çok teşekkür ederiz. O da Argumansporumuz gibi Malatyasporumuza futbolcu konusunda bayağı yardımcı oldu. Ahmet Tayfun'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Özgür Karakuş abimize teşekkür ediyoruz. Adnan Çobamat abimize teşekkür ediyoruz. Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Battal abimize, Yıldız. Battal Yıldız abimize, Yusuf Gül abimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Malatyasporumuza karınca kararınca yardım eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz abim benim. Buradan ben şu mesajları başkanım geçmeden ben okuyayım. Çünkü hayırlı yayınlar diyenler var. Evet. Nami Değirmenci, Turan Nami Değirmenci abimiz izliyor. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar olsun inşallah demiş. Teşekkür ederiz abi. Mehmet Doruk Kürün kardeşimiz izliyor. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar olsun tüm Malatyaspor taraftarlarına demiş. Hayırlı akşamların olsun Mehmet. Halil İbrahim Sarıbaş kardeşimiz izliyormuş. Selam, iyi yayınlar dilerim, güzel abilerim demiş. Eyvallah Halil İbrahim. Bizden de selam size olsun. Necmettin Atsız abimiz izliyormuş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Mehmet Korkmaz abim. Hayırlı akşamlar. Davanızın arkasında dürk duran sözde değil özde Malatyasporlular selam olsun demiş. Eyvallah Mehmet abi. Teşekkür eder. Saygılar sunarız sana. Abdullah Adak selamlar canlar demiş. Aleyküm selam. Mustafa Kömürala abimiz selamlar hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam. Mustafa abim hayırlı akşamların olsun. Ali Sezer iyi yayınlar demiş. Eyvallah Ali'm. Allah razı olsun. Tuncay Vijnel Nelioğlu, iyi akşamlar, selamlar demiş. Aleyküm selam abi, iyi akşamlar. Zeynel Çubuk kardeşimiz, hayırlı yayınlar dilerim, selamlar demiş. Eyvallah Zeynel'im, hayırlı akşamlar sana da. Ümit Albül kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar abi demiş. Eyvallah Ümit'im, Allah razı olsun. Halil İbrahim Sarıbaş, bir de maça çıkmayanları da kınayım buradan, imkanı olup da çıkmayanları. Kınarız Ali Bom. İmkan olup da çıkmayanı kınıyoruz. Evet. İlerleyen saatlerde dozaj artabilir de. Kınama dozajları. Ona göre. Yusuf Gül abimiz demiş iyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar, selamlar demiş. Ve aleyküm selam Yusuf abi. Adnan Gül, Aleyküm selam Baba Bey. selam efsaneler. Allah neşenizi bozmasın. Sizi sevmeyen ölsün demiş. Eyvallah Adnan'ım sağ olasın. Sana da selam olsun. Tamer Hanlıoğlu iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Allah razı olsun. Onur Güzel, bu rakipler Malatyaspor'a çıkmıyor. Arap Gire Averaj'a katkı yapıyor katkı demiş. yapıyorlar diyor da Malatyaspor maçına çıkmıyor. Yani Bizim Türkiye gençlik çıkmadı ya, çıkmayacakmış ya, dilekçe vermişler hocam, onu söylüyor. Bülent Kapkıner kardeşimiz izliyormuş. Selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun Bülent Bülent Başkanım, eyvallah. kardeşimize. Bu kadar. Tamam abi. Bu arada Fatih Bu İlik abi. teşekkürlere ben de Bahri abimin lafının üstüne tekrar şey etmek istemiyorum. Bütün Bahri abimin söylediklerine hepsine canı gönülden katılıyorum. Malatyasporumuzu unutmayıp kim katkı sunduysa Allah hepsinden razı olsun. Bin kere. Evet. Kim de köstek oluyorsa bunu bilsinler ki hiç çırpınışları boşuna,
Sakın ha sakın bir adım daha ileri gitmesinler. Kendilerine şey etsinler yani. Gerek yok. Herkes kendi yolunda. Herkesin mecrası farklı. Destek olanların başımızın üstünde yeri var. Destek olmayanlar da kendileri bilir. Yani bedelini ödeyecekleri işlere giriyorlarsa eyvallah. Ama bedelini ödeyemeyeceklerse de kimse o işlere girmesin lütfen. Abi bugünkü bugün bayağı bir İdris Başkanım'la ben beraberdim. Bayağı gelişmeler oldu. Bu arada Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü'nde sportif direktör Ahmet Tayfun'la yaptığımız görüşmelerde birebir Teğmen Başkan'ın bize 3 tane futbolcu vereceğini söyledi ve %80-90'lardayız şu anda. Argoman Spor'umuz bize bir futbolcu da her konuda bize yardımcı oldu. Yani buradan da tekrar iki takıma da başarılar diliyoruz. Bayağı olumlu olacak. Yani önümüzde kim olursa olsun abi, Çin seti de olsa biz yıkıp geçeceğiz abi. Başka yolumuz yok. İnşallah. Burada evet, Kabiner Başkanım uyarmış. Avarajın önemi yok. İkili avaraj diyor. Yani kendi takımların kendi aralarındaki yaptığı maçlarla alakalı. Onun için avaraj yokmuş. Erdal Uslu abimiz Mersin'den. Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz Erdal abi. İyiyiz. İnşallah sen de iyisindir. Oktay Özhan, Allah'ınıza kurban. Ellerinizden öpüyorum. Selamlar demiş. Oktay'ım teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Estağfurullah Oktay'ım. Estağfurullah. Sağ olasın. Yani işte büyüklerimize de buradan tekrardan söylüyorum abi. İnan bayağı artık herkes duydu. Herkes görüyor bizim neler yaptığımızı. İnşallah işte biz de karınca kararınca Malatya sporumuzda her konuda yardımcı oluyoruz abi. Diyorum tekrardan da bize yardımcı olan tüm abilerimizden, tüm kulüplerden Allah razı olsun diyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak diyorum. Şimdi şöyle Bahri Ağabeyim, Hayati Hocam. İki tane güzel insan var orada. Mustafa Güner, İdris Başkanım. Fatih abi hoş geldin. Hayırlı akşamlar abi. Fatih kardeşim mi geldi? Tamam. İyi akşamlar. Fatih hoş geldin. Ben sözlerimi bitireyim. Ondan sonra... Estağfurullah. Tabii başkanım. İyi akşamlar hocam. İki tane güzel kardeşim var. Futbolcu kardeşlerim var. Hocalarım var. Bir yola baş koymuşlar. Onurlu mücadelede bulunuyorlar. Onlara saygı duymamız gerekirken yanlış işler peşine girmeyelim. Onlara saygıda bulunalım. Destek verebilen insanlara saygılarımızı gönderiyoruz. Destek vermeyenler ise olabilir ama köstek olmasınlar lütfen. Biz İAŞ'imizi Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakları olan hiçbir yerden almıyoruz Malatya Spor olarak. Benim Mustafa Güner Başkanım, İdris Payza Başkanım, Allah'ına kurban olurum onların. Onların kendi imkanlarıyla yapıyorlar bu işleri. Noktayı koyuyorum. Misafirimiz geldi. Fatih hoş geldin. Estağfurullah. Hoş bulduk başkanım. Hocam saygılar, sevgiler. İyi akşamlar. Bahri abi. İyi mi abi? Nasıl oldu bebe? İyi mi Fatih? Çok şükür, çok şükür iyi. Hepimiz iyiyiz. Biraz ateşi çok çıkmıştı o gün. Ama şimdi gayet iyi. Sağlığı yerinde. Allah'a çok şükür. Çok ellerinizden öper. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah herkese, şifa bekleyen herkese şifa versin. Amin. Kimin canı yanıyorsa o an işte başka bir şey düşünemiyor. Onun aynen. Yani herkes yandığıyla kalıyor Fatih. Aynen. Allah şifa bekleyen herkese inşallah Rabbim şifa versin. Bu amin vesileyle inşallah. De zor günlerden geçiyor ülke. Kimin nereden nasıl hastalık kapacağı belli değil. O yüzden sağlığımıza dikkat edelim inşallah. İnşallah. Vallahi güzel haberlerle başladı program. Bahri abi'yi dinledim. Çok da sevindim. O başkanlardan, Malatya'daki kulüp başkanlarına da Allah razı olsun. Normalde Malatya Spor'un amatör futboluna yardımcı olması gerekirken, lokomotifi olması gerekirken, bugün küllerinden doğmaya çalıştığı şu dönemde destek verenleri tabii ki hiç kimse unutmayacak. Çok önemli, çok kıymetli destekler bunlar. Yeri geldiği zaman Malatya Spor her zaman büyüklüğünü göstermiştir. Zamanı geldiğinde tekrar o kulüplere de inşallah en büyük destekçisi Malatya Spor olacaktır. İnşallah. Bu bir dönem, bu bir bayrak yarışı. Bugün onlar biraz önde Allah yollarını da açık etsin. Ama her ne olursa olsun Malatya Spor'un yeri ne burası ne de Malatya Spor'u sevenlerin yeri burası.
İnşallah hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde büyüklüğünü göstererek Malatya Amatörü'nün sahibi, babası, abisi olmaya devam edecek inşallah. İnşallah, Malatyaspor. inşallah. Yani bu çok gurur Bunlar çok verici güzel, bir şey. bunlar çok güzel sözler Fatih'im. Allah razı olsun. Öyle ama yani hocam, Öyle. Malatyaspor Gerçek. olmasa bugün ne Yeni Malatyaspor, ne Arguvanspor, ne İdman Yurdu, ne yani hiçbirisi futbolu bu kadar bize sevdiremezdi. Hepsinin Evet. başında Malatyaspor gelir. Onların amacı Malatyaspor Selamünaleyküm oyuncu Kral abi. yetiştirmekti zaten. Genç oyuncular, Kral genç abimiz kardeşlerimiz. selamünaleyküm demiş. Hayırlı yayınlar Aleykümselam. demiş. Şimdi Fatih şöyle hani ailelerin büyüğü vardır ya, ben kendi sülalemde çok yaşadığım için ben çok net biliyorum. O ailelerin büyüğü, yani bizim dedelerimiz, babalarımız Evet. rahmetli olduktan sonra bütün sülaleler hepsi birbirine giriyor. Ondan sonra anlıyorsun ki o büyük Tabii. gerçekten çok önemli bir yerdeymiş. Haklısın hocam. Şimdi Malatyaspor, bak oraya buraya geldiği günden bugüne bak Malatya futboluna. Tatsız, tuzsuz, ortalık birbirine girdi, yangın yerine döndü. Herkes herkesi eleştirip satabiliyor. Malatya futbolu için söylüyorum bunu ben. Malatya şehir için değil. Vallahi Doğru. gerçekten büyük olmak başka bir şeymiş abi. Efsane onun için efsane diyoruz işte. Tabii yani Efsane bunlarla olunuyor demek ki. İşte onun için burayı çok çabuk kaldırmamız lazım. Burayı çok çabuk tekrar o eski baba rolüne, abi rolüne, dede inşallah. rolüne döndürmemiz lazım. Zaten hocam Çünkü Malatya futbolunda birileri denedi, döndüremedi. işte onu diyeceğim. Yani hocam Malatya futbolunda bunun karşılığı yok. Yani Malatyaspor gibi bir herkesi toplayacak, herkesi kucaklayacak, herkesi sevecek, herkesi birleştirecek bir güç yok. Yani denesek de yani biz bugün hepimiz başka bir kulübü de alıp Süper Lig'e taşısak yine aynı sorunu yaşayacağız. Yani insanları Ya toplamakta işte zorluk maalesef. çekeceğiz. Yani Maalesef. insanları sevdirmekte zorluk çekeceğiz. Hele biraz da beceriksiz bir yöneticiysen Süper Lig'de de Şampiyonlar Ligi'nde oynasan yine kimse gelmez. Yani demem o Kesinlikle. ki Malatya'nın hakkı Malatyaspor'la anılmaktır. Tabii ki diğer bütün kulüplerde bizim kardeşimiz, yarışmacı takımlar, oradan oyuncuların yetiştirilip üst seviyede Malatyaspor'a gelip oynaması, belki Malatyaspor'dan milli takıma gitmesi, bu Malatya'nın zaten kazanması gereken bir ivme. Ama 2006-2007'den beri Malatya futbolunun ne kadar geriye gittiğinin, Yeni Malatyaspor'un Malatya futboluna katkısı olduğu hiçbir yeri yok. Yani Kesinlikle. gerçekten bunu eleştirmek için söylüyorum. Yok E, yok, ben şahs, seni anlayabiliyorum. şahıslarla problem yok ama ne altyapısı. Gidiyorlar atıyorum Adafını'dan iyi bir çocuk alıyorlar. Adafı'daki düzeni de bozuyorlar. Getiriyorlar çocuğu oynatmıyorlar. Geri gönderiyorlar başka bir takıma. Gidiyorlar işte Akçadağ'da bir çocuk buluyorlar. Alıyorlar o takımın dengesini bozuyorlar. Bu sefer burada da kullanmıyorlar. Dolayısıyla orada kendini belki geliştirip başka bir kulübe gidecekken çocuğun önünü sadece Süper Lig takımı diye Yeni Malatyaspor'a zorla getirip altyapısında başarısız olup kategorilerde bir Tuncay Hoca'nın döneminde bir güzel bir işler oldu. Onun dışında ne bir kategoride bir madalya gelmiş ne milli takıma oyuncumuz gitmiş. Şu 8 senedir bir tane yönetim var. Ondan önce belediyeye bağlı yürüyordu. O dönemde hani hep bir can havli vardı. Şampiyonluğu oynamak vardı. Altyapı ile alakası yoktu. Ama Malatyaspor böyle olmadı hiçbir zaman. Malatyaspor'un altyapısı da örnektir. Çalışan insanlar da örnektir. Gelen oyuncular da örnektir. Giden oyuncular da örnektir. Yani bu sıcaklığı hiçbir zaman bu tarafta yaşayamadığımız için Malatya futboluna da bir katkısı olmadı. Ve bundan sonra da olamaz hocam. Yeni Kesinlikle. Malatyaspor'un. Yani kimsenin bir ümidi olmasın. Yeni Malatyaspor'un altyapısından oyuncu yetiştirilip işte oraya buraya satar giderler Afrika'dan getirirler. Afrikalıyı senin oyuncuna tercih ederler. Afrikalıya yatırım yaparlar ama Malatya'nın ihtiyaç sahibi belki biraz ilgilenirse çocuktan bir şeyler olabilecek. Yeteneği olan Malatyalı ve daha doğrusu Anadolu gencini elinin tersiyle itip aynı şeyi belki biraz daha pahalısını Afrikalı oyunculara tercih ediyorlar. Yani Afrikalı oyuncular niye geliyor demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama önce evinin önünü bir süpür. Ondan sonra mahalleni süpürürsün.
Ondan sonra ilçeni süpürürsün. Ondan sonra şehri süpürürsün. Sen daha evinin önünü süpürmemişsin. Gitmişsin belediyenin önünü temizlemeye çalışıyorsun. Bu çok yanlış. Gidilecek yol var. Atılacak adımlar var. Yapılacak işler var. Bunlar kulağı böyle tutmuyorlar. Böyle tutuyorlar. Evet. Yani Maalesef. petrol burada var da 100 kilometre ileride nasıl yok? Yani fiziken varsa burada Gerçekten. orada da olması Aynen. lazım yani. O yüzden sevemedik, ısınamadık. Yani şimdi diyecekler ki Yeni Malatyaspor'a aday oldunuz. Evet, Yeni Malatyaspor'a aday olurken de yanımdaki insanlara tek söylediğim bir şey vardı. Eğer Malatyaspor'la birleşme ihtimali için çalışacaksak, savaşacaksak, gücümüz yetecekse uğraşalım. Yoksa ben bu organizasyonlardan hiçbirinde yokum. Hepsi de Allah razı olsun dedi ki var gücümüzle çalışacağız. İlk işimiz bu olacak. Transferden önce bu işi yapacağız. Dedikleri için Malatyaspor'u tekrar kazanmanın daha hızlı. Tabii ki kazanılıyor Malatyaspor. Hani yanlış anlaşılmasın. Daha hızlı, daha en üst seviyeye çıkarabilmek için çalışmanın içerisindeki heyecan beni çektiği için ben oralarda çalışma ya gönüllü oldum. Yani o Evet yüzden Fatih, çok da ben vicdanım da rahat. çok net bir şey söyleyeyim. Biz seninle telefonlarda da bazen konuşuyoruz. Bir Evet. defa senin bu sakin duruşun var ya, benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Programlarda katıldığın zamanki görüşlerin. Maşallah diyelim hocam. Maşallah diyelim Maşallah kardeşim. tabii. Ben Allah Fatih'le ben her yerde söylerim. O benim kardeşim. O razı aslında olsun. çok da gurur duyulacak işler yapıyor da bu bizim anlama kıtlığımızdan kaynaklanıyor. Fatih'im, sene 85 yılında Malatyaspor'un ikinci yılında. Yani Evet. 84-85, 85-86 yılı. 85 yılında, bak burayı iyi dinleyin abi. Biz Malatyaspor altyapısında gıda yardım alıyorduk ya. Evet. Sene 86 başkan, pardon 85. Şimdi bakıyorum. Anlayışımız ne kadar geriye gittiğini anlayabiliyor musun? Şimdi bak, burada o altyapı dediğiniz bir tane sahada dört tane takımın çalıştığını ben gittim gözlerimle gördüm. Evet. Bir sahada bir suyun içinde. Hey yavrum hey. Keşke yıkmayaydınız o Tamam şeker Ramazan abi. sahasının, Sıkıntı yok abi. şeker sahasının, Sümer sahasını yıkmayaydınız. Toprak olarak kalaydı, oradan futbolcu çıkaydı ya. Vallahi aynı. Getirdiğiniz hale bakın ya. Of. Buradan O günde. hemen şu sana mesajlar var Fatih'im. Hem onu okuyayım başkanım müsaade ederseniz. Hem selamlar Estağfurullah, var. Şimdi estağfurullah. hayırlı yayınlar diyenler olmuş. Erat Doğan hoş geldin Fatih kardeşim demiş. Hoş bulduk Mehmet Erat Korkmaz abi. abimiz Fatih kardeşim hoş geldin tekrardan geçmiş olsun demiş. Hoş bulduk. Sağ Yusuf olasın Gül Mehmet abi. abimiz Fatih İlek kardeşim hoş geldin selamlar çocuğa da geçmiş olsun demiş. Esfer aleyküm selam ellerinden öperim. Levent Sezer Kılay hocam nasılsın iyi misin demiş. Çok şükür iyiyiz hepimiz de. Yaramaz bir şey yok. Temennilerde Muhammed Ali Özfırat inşallah diye sana söylemiş düşüncelerinden dolayı. Vural Can abimiz selam aleyküm hayırlı yayınlar demiş. Dilerim Aleykümselam. demiş. Fatih Tabaş kardeşimiz hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar Fatih'im. Emrah Allah razı Karakuş iyi akşamlar abilerim iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun Emrah. olsun. Sana da iyi akşamlar. Turabi Şahin hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar canlar demiş. Teşekkür ederiz Turabi. Baba sana da hayırlı akşamlar. Merhaba, hayırlı akşamlar olsun. Tespitlerine Muhammed Ali Özfırat çok doğru demiş Fatih. Allah Ramazan razı uğurlu olsun. Osman Bayram izliyormuş bizleri. Hepsine selam olsun. Fatih ile kardeşim sayfamıza hoş geldin demiş Turabi Şahin. Hoş bulduk Herkese Turabi. selam aleyküm hayırlı yayınlar demiş Ramazan uğurlu abimiz. Allah razı Aleyküm olsun. selam. Malatyalı Volkan kardeşimiz iyi yayınlar demiş. Eyvallah Volkan'ım. Volkan abi yayınlar sen. Recep Sarıgül hayırlı yayınlar, saygılar demiş. Yusuf Alpaslan selam göndermiş. Aleyküm selam. Mehmet İdris Halim Başkan selam. da iyi Aman akşamlar. kardeşim sen kızma kurban gözüne demiş Ramazan uğurlu abimiz. Tamam Ramazan abi başım üstüne abi. Sıkıntı yok abi. Olabilir. Yusuf Hepimiz hata Kılavuz yapabiliriz. Biz de geçmişte yapıyoruz. Selahattin Kibre, Selahattin Haşim Benden abi. öğrendi ya bir Ramazan abi. Yusuf Gül abimiz geçmişte Kaptan Selahattin, Kibre Selahattin, Haşim abi, Feyyaz Bursal abim, Kaptan Zafer Güler, Kaptan Sefa Tatlıcı, Kaptan İsmail Tekin abim, Özkan Akbulut hocam. Bunları da hatırlayalım. Bu abiler olmasaydı, bu abiler hatırlayalım.
Bu abiler olmasaydı biz futbolcu olamazdık. Bizden sonraki onlarca futbolcu kardeşlerim ve Malatyaspor olmazdı. Vefa çok önemli demiş. Eyvallah Yusuf abi. Allah hepsinden razı olsun. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Saydın tüm isimleri, sayamadıklarını hepinizin ellerinden öpüyorum. Hepinizin emeği çok büyük abim benim. Bizler biliyoruz. Önemli olan bilmeyenlerin de bilmesi. Yusuf abi, bizi yarı yolda bırakıp başka mecralara gidenlere de hatırlatalım bunu. Ramazan Uğurlu abimiz demiş ki şeker stadında binlerce seyirci vardı eskiden demiş. Doğru. Ramazan Doğru. abi o eskiden. Aynen öyleydi. Şeker Sümer dolardı ya. Evet. Zeynel Çubuk kardeşimiz Fatih ile hoş geldin demiş. Hoş bulduk Zeynel abi. Mehmet Dorukkür'ün Hanif abim boşa kızmadı. Hak edenin hakkını verdi demiş. Mehmet ya Doruk, estağfurullah. Mehmet Korkmaz abimiz demiş ki güven ve samimi bir ortamda programın tadı bir başka oluyor demiş. Eyvallah. Allah razı olsun. Nevzat Topal kardeşim hayırlı akşamlar Hayat hocam. Hanifi dayım Bahri abi. Fatih hocam iyi yayınlar demiş. Eyvallah Nevzat'ım. Nevzat'ım. Allah razı olsun. Bayram Baysal herkese İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Bayram Hocam. Ali Üçbağlar bizi izliyormuş. Alim Almanya'dan sevgi saygılar sana. Ali abiye sevgiler saygılar. Evet. Selam olsun abi. Ali kardeşime selam olsun. Ramazan Uğurlu Fatih'im hoş geldin kardeşim benim geçmiş olsun demiş. Sağ olasın Ali Ramazan. Ali Üçbağlar iyi akşamlar demiş. İdris Payza Başkanım iyi akşamlar demiş. Hepinize iyi akşamlar bizden de. İyi akşamlar. Buradaki ekibin hepsinden. Herkese iyi akşamlar. Için hepinize Aynen abi. Selam gönderiyorum abi. İyi yaptın hocam Allah razı olsun. Evet. Buğra Fettah Şenoluk her gün evimize misafir oluyorsunuz. Sizi dinlemekten dolayı kahveye gidemiyoruz. Allah razı olsun sizden demiş. Eyvallah abi. Ali Besan, güzel yorum yapmış o. İkinci ligdeyken efsanenin armasının renklerini kullanıp Süper Lig'e çıktılar. Yıllardır efsaneyle bir gün birleşecekler. Tekrar efsane Malatyasporumuz geri gelecek diye bekledik. Ama yapmadılar. Sonu ne oldu? Soğumasına taraftarların soğumasına sebep oldular demiş. Doğru tespit. Bence. Buralcan abimiz ha, Ramazan Uğur abimizin şeyine cevap vermiş. Şu an gözümün önünde bakıyorum. Araç otopark oldu demiş. Ne yapalım abi? Fethi Altun Bey abimiz iyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Mehmet Hanif Selimoğlu haşa beni niye kadısın kardeş demiş. Kardeşim demiş. Ben ele etmeyeyim bir kere. Kendisi bana yükleme demiş. Sana söylemiş Ramazan Uğurlu. Mümkün değil. Ben Ramazan abimden feyiz alıyorum. O bizim idolümüz. Yani bu programların şeyi odur. Aynen öyle. Panalı kardeşimiz hayırlı akşamlar iyi yayınlar demiş. Gürol da bizim eski idman yurdu Gürol. Hayırlı akşamlar Gürol'um. İyi akşamlar. Sana da. Mehmet Ali Öz Fırat hepiniz birbirinizden değerlisiniz demiş. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olsun, sağ olsun. Bülent Kapkıner Başkanım Fatih hoş geldin demiş. Hoş bulduk başkanım. Saygılar. Abi İki transfer bitirdik demiş. Çözebildim İdris Başkanım. İki tranş ver bildik. Ver bildik ben de şu an anladım. İki transfer bitirdik. Aynen öyle. He. Ben de şimdi anladım. Demiş. Tamam Fatih. Şimdi abi dekoder lazım da ben anlayabiliyorum. Abi. Sen oradan bazen anlıyorsun yani bir başkanım. Eradım sen ayıttın Eradım. Eradım ayıttı. Ya hocam. Allah da seni güldürsün. Şimdi şöyle ben bir şey söyleyeyim. Fatih bu yapılanmayla alakalı ben geçen gün programda bayağı hararetlendik. Bir defa hani bir başkanım hepimizin bizi izleyenlere bir özür borcu var. Bizim özür borcumuz var izleyenlere. Özür dilerim yanlış söyledim. Abi yani pardon özür diliyorum hocam araya giriyorum. Şu anda Almanya'dan Özgür Karakoç, Karakoç abimiz de bizi izliyor. Kendisine ve Almanya'ya selam olsun diyoruz abi. Selam olsun Özgür Aynen. Başkanımız. Selamlar Özgür Başkanım. Selamlar kendisine olsun. Fethiye'ye, Almanya'ya selamlar olsun Özgür'üm.
Benim dilimden Hanifi Başkan anlar diyor Dizis Başkanım. Ne Doğru demek istiyor? söyleyeyim. Doğru söyleyeyim. Fötürizmsiniz Ben ya. anlayayım da ama okuyamazsın hocam. Memleketin her yeri bizim. Bırakın. Ayrımcılık yapıyorsunuz bak. Ben bir defa o gün için kendi adıma ve sizlerin adına Hanifi Başkanım müsaade ederseniz Estağfurullah hocam, estağfurullah. o Bahri Başkanım adına program o gün gerçekten gergin oldu. Ben o günü yok sayın hepinizden eğer kalbinizi kırdıysak özür dileriz. Yani bize yakışan tarz o değil ama bizim de duygularımızın olduğunu sakın unutmayın. Bizim keskin çizgilerimizin olduğunu da unutmayın. Keskin çizgi derken benim Malatya'da olsa olsa keskin çizgim ne olabilir? Malatya Spor olabilir. Malatya Spor'un dışında benim çok da keskin çizgilerim yok. Onun için bizi makul görün, bizi de affedin, affınıza sığınıyoruz. Hepinize saygılarımızı ben o programda dedim ki Fatih'im, işi ehline daha da açıyorum ve liyakat sahibine bıraksalardı, bu sadece yönetim kurulu olarak algılanmasın. Bütün birimleriyle alakalı söylüyorum. Evet. Yani orada biraz değil, Malatya futbolu zaman zaman çok yalnız kaldı. Bu anlayışları biz oturtabilseydik, bu profesyonel anlayışları oturtabilseydik, inanın bana bu efsanemiz de bu duruma düşmezdi. Ben Evet. Malatyaspor'un içindeyken, yani 2004'lü, 2003'lü yıllarda Hanep abi o zamanları sen çok iyi biliyorsun. Bari sen de çok iyi biliyorsun. Fatih de Evet. çok iyi biliyor. Ben Biz sizin kadar sistem bilemem. oturtmaya çalışırken bu sistemin adını şöyle bir şey koymuştum ben. İstikrar. Evet. Bu istikrarın altında yatan gerçekler bir, yönetim kadrosundaki istikrar. İki, teknik kadrodaki istikrar. Üç, kulüp çalışanındaki istikrar. Dört, futbolcu istikrarı. Doğru. Yani her sene aktar dönder yerine o kadroya monte edilecek 3 tane transfer artı 4 tane genç olsaydı biz bugün bunların hiçbir tanesini yaşamıyor olacaktı. Doğru. Çünkü Anadolu kulüpleri şundan çok acziyetle uzaktalar. Belki bir parça Fatih de katılır. Bunu Sivasspor yapmaya çalışıyor elindeki bir ikincilik takımıyla da. Futbolcu alıp yetiştiremezsen asansör geçen gün senin tabirini kullanıyorum Fatih. Asansör olmaya devam edersin. Doğru. Çünkü Anadolu kulüpleri her 3 yılda 5 yılda adları değişerek sirkülasyona devam ediyorlar. Oradan Anadolu kulüpleri düşüyor aslında. Tabii. Doğru. Şimdi alttaki 4 kulübe bakın küme düşecek 4 takıma. Malatyaspor, Rizespor, Altay, işte bir şey söyleyeceğim de şimdi şu takımları sayayım. Giresun, Antalya, belki Galatasaray ortak olacak. 20-30 yılda bir gelen gönül. Bundan daha önce Beşiktaş yaşadı hatırlarsan Fatih, bundan birkaç sene önce. Ondan Fenerbahçe birkaç sene yaşadı. önce Beşiktaş yaşadı. Bunlardan önce de Trabzonspor Kulübü yaşadı. Direkten Evet. döndü bak. Kaç yılda bir? 20 yılda bir. 10 yılda bir. Ama Anadolu Kulübü her sene 4 tane gidiyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Hiçbir başkan da çıkıp demiyor ki ben yanlış yaptım Fenerbahçe de ya. yaşadı hocam. Yaşadı yaşadı abi Ali ben biliyorum. Koç'un ilk döneminde Fenerbahçe de yaşadı. Yaşadı abi. Evet. Şimdi ama işte onların yaşadıklarıyla senin 80'li yaşadıkların yıllarda arasında Beşiktaş direkten döndü. aynen. Trabzon döndü abi. Ne Evet. zaman döndüğünü sana söyleyeyim mi? Bizim gittiğimiz seneden bir sene önce yani Mehmet Ali Yılmaz'ın kulüp başkanlığını bıraktığı seneden sonraki sene. Doğru. 59 milyon dolar üzerinde temlik borç vardı. Sadece kişisel Mehmet Ali Yılmaz'ın. Şimdi ne var burada? O zaman herkes şapkasını önüne koyacak. Taşıma suyuyla değirmenin dönemeyeceğini anlayacak. Altyapının ne kadar önemli olduğunu anlayacak. Ve ona göre adım atacak. Yoksa çıkacaksın, 5 sene sonra düşeceksin ve 10 sene sonra belki çıkamayacaksın abi. Doğru. Futbol bu mantık. Abi şimdi gelirlerin giderlerin çok korkunç yerlere ulaştığı bir dönemde hani bu
bakkal dükkanı vardır ya, kardan zarar ettik diyen esnaflar vardır ya, kardan zarar ettik. Abi bundan 15 sene önce nakliyen yayın gelirlerine baktığın zaman, yani Malatyaspor efsanenin olduğu dönemlerdeki yayın gelirlerine baktığın zaman, şimdiki yayın gelirlerine, sponsorluğa baktığın zaman, iddia gelirlerine baktığın zaman arada çok büyük uçurumlar var. Tabii. Doğru. Ama ne oldu? Digiturk'ün o indirdiği parayla, atıyorum 100 trilyonla, 100 trilyonlaraysa Digiturk'ün aldığı kararla, federasyonla imzaladığı mukaveleyle 50'ye düştüyse zarar ettik diyorlar. Biz bittik diyorlar. Evet. Abi altyapınızdan başka kurtulacağınız bir yeriniz yok. Bunu niye anlamıyorsunuz? Bunu niye anlamamazlıktan geliyorsunuz? Niye Yani sen... üretken değilsiniz? Her yerden futbolcu çıkıyor da bizim Malatya'nın insanına niye bugüne kadar 20 senedir, 30 senedir spastik muamelesi yaptınız? Ya Malatya'nın sadece hocam bırak futbolcu çıkmasını. Malatyalı bir futbolcunun altyapıdan bir derdi olduğunda yöneticilere gittiği zaman ulaşamıyor bile çocuk. Ya korkunç bir Bırak şey. yani. Okulunda problem var, evinde işte sıkıntısı var, elektriği kesilmiş, suyu kesilmiş, bilmem ne yardım. Ya adamlara kart veriyorlar, altyapıda geri parayı alıyorlar her ay ya. Yazıktır, günahtır ya. Ona vereceğin asgari ücretin peşine mi düşmüşsün ya, sen Süper Lig kulübüsün. Nasıl çıkacak yani burada oyuncu? Evet, Yani maalesef. şimdi Malatyaspor'la ilgili konuşurken bugün de biraz not almıştım. Malatyaspor hani biraz önce de söyledim. Bu şehrin futbol anlamında yani abisidir, babasıdır. Herkes şu an ekmek kazanan herkesin yolu oradan geçmiştir. Kim futbolcuyum diyorsa ilk sevgilisi Malatyaspor'dur. Kim hocayım diyorsa yolu oradan geçmiştir. Bir şeyler ne öğrendiyse daha doğrusu Malatyaspor'dan faydalanmıştır. Şimdi bu takım amatöre düştü. Amatöre düştükten sonra aslında hepimiz, burada kendi şahsıma da konuşuyorum, hepimiz kolayı seçtik. Üst liglerde olsun, bilmem ne olsun diye böyle günlük sevdalara kapılıp özünü, benliğini, nereden geldiğini, nereye gideceğini unuttuk hepimiz. Şimdi insanlara zor geldi aslında. Yani bu takımı nasıl bu kadar işte bilgi kirliliği de vardı aslında. Çok borcu var, ödenmeyecek, düzelmez, bitti diye böyle bir algılar da yapıldığı için insanlar aslında belki de seçti. Tabii. Aslında işin Kasıtlı içine yaptılar girip ama onu. tabii, Var. işin içine girip öğrendiğin zaman diyorsun ki bu işin içinden kalkılabilir kardeşim diyorsun. Aynen. Ne biz eskideki o zihniyette insanlarız, ne de şu anki Malatyaspor eski kafada yürüyor. Şu an her şey yapılabilir, her şey düzelebilir. Herkes eski gücüne dönebilir. Malatyaspor da eski gücüne geri dönecek. Bunun için de mesela ben konuşmaktan ziyade artık sahaya çıkmamız lazım. Şöyle sahaya çıkmamız lazım. Yardım edilecekse, destek verilecekse bunu destek veriyorum diye değil, desteğin eli olmamız lazım. O destek İstanbul'dan Malatya'ya mı ulaşacak? O ulaşımı bizim sağlamamız lazım. Ankara'dan mı ulaşacak? İzmir'den mi ulaşacak? Malatya içinden bile ulaşsa onun içinde olup, onun başında olup, onun gerçekten ulaştığını, gerçekten doğru kullanıldığını, amacımızı hızlandırmak için daha nasıl faydalı olmamız gerektiği konusunda birbirimizin inancını, aşkını, hevesini birbirimizi de motive ederek bu işin daha hızlı olması için faydalı olabilecek bütün insanları bir araya getirebilmek için ne gerekiyorsa yapmamız lazım ve artık sahada olmamız lazım. Yani bunu Kesinlikle. lafla, sözle, telefonda, sosyal medyada, orada burada değil, sahada. Kongre ise herkes işini gücünü bırakacak, gelecek kongrede destek verecek. Kim ne olursa olsun. İsterse ikinci amatörde olalım, isterse birinci amatörde olalım, isterse bal liginde olalım. Ama bizim başka kulüplerden farklı olduğumuzu, eleştirdiğimiz kulüplerden farklı olduğumuzu, kulübümüze sahip çıktığımızı en kötü ihtimal Mart'ta gösterelim. İnşallah kardeşim benim. Sağ olasın kardeşim. Ciddi söylüyorum. Yani ben Allah izin verirse, sağlığım el verirse İnşallah. milletin elini sıkmak için bile geleceğim. İnşallah. Rabbim sağlıklar versin kardeşim benim. Hepimize, hepimize, hepimiz için söylüyorum. Yani kim söyleyebilir ki efsane Malatyaspor'un Süper Lig zamanından bahsediyor, kurumsal olmadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Kurumsal bir kulüptü. Yöneticileri de hepsi seçilmiş Ya insanlardı. emin ederim Türkiye'ye bazen yön veren düşünüyorum insanlardı. şimdi Fatih, bazen düşünüyorum.
Hakkını helal et, sözünü balla kestim. Estağfurullah, estağfurullah. Yani o Malatyaspor'un o yönetimleri buna, o benim olduğum dönemden çekime düşene kadar Hanifi Başkan'a kadar yönetimleri, ya arkadaşım hangisi kurumsal değildi? Hangisi bir şeyi Bir gizledi? şey söyleyeyim mi hocam? Yani Vallahi hocam sana sözünü balla kestim. O dönemki yöneticiler şu an Malatyaspor Süper Lig'de olsa, başında olsaydı Futbol Federasyon başkan adayımız vardı. aynen. Futbol Federasyon en kötü ikinci başkanı bizdik. Merkez Hakem Kurulu'nda da adamımız vardı. PFDK'da da adamımız vardı. Malatyalı avukatımız vardı. Bilmem ne. Yani o, ben her zaman şunu söyleyeyim. Malatyalı nereye giderse kendini dinletir, sevdirir, saydırır. Malatyalı konuştuğu zaman insanlar bir şöyle bir kendine gelir. Ayak ayak üstüne atıyorsa ki oturur, düzeltir. Pozisyonunu düzelir. Malatyalı lider insandır. Girdiği yerde sevdirir. Yapacağı işi yaptırır. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Şimdi bakıyoruz, Malatya futbolunu yönetenlerde böyle bir şey yok. Malatyalıyım diyemiyorum. Aynı düşünce tarzına sahip değilim. Futbol anlamında bile değilim yani. Hiçbir olarak, hiçbir şekilde aynı düşünemem de, futbol olarak, yani futbolun doğruları çok basit olmasına rağmen bile aynı şekilde düşünmem imkansız. Aynen. Ya biz Ya Malatyalıyız, Fatih, biz yani bu kadar dağıldığımızı ben senin hatırlamıyorum. işin, hakkını senin işin. Estağfurullah. Ben futbolda işte Güney Amerika'da, ya ben Ekvator'a gittim Fatih ya. Ekvator nere abi ya? Oyuncu seyretmeye Ekvator'a gittim ben ya. Hocam Brezilya'dan. son 10 yılın çıkış yapan bir ülkesi, bak çok fazla oyuncu gelecek bu birkaç sene içinde Ekvador'da. Bak sana onu söyleyeceğim. Şimdi Hanifi Başkanım, Brezilya'ya gidiyorsun. Fatih iyi biliyor oraları, bildiğini. Yani ben biliyorum iyi bildiğini. Yani orada bir sene kalmazsan oyuncu havuzundan çok iyi oyuncular bulup getirme şansın yok. Yok hocam, 10 gün gidersen seni kandırırlar. Çok büyük bir 10 günlüğüne havuz. gidersen. Yani çok büyük bir ülke, çok büyük bir lig. Tabii. Ya sen gidiyorsun işte bir ay kalıyorsun. Ben en fazla 3 ay kaldım. Evet. Ya korkunç bir şey biliyor musun? Yani bak oradan futbolcu almadan, ha da ya da şunu söyleyeyim, geleceğe yatırım yapacak futbolcu, ucuz futbolcu bulmadan dönersen gel yüzüme tükür ya. Tabii hocam, işi bilen adamın yapacağı bu iş zaten. Dediğin gibi yani. Ya arkadaşım, yani Evet. ne olduğu ne ödüğü belli olmayan insanlara getirip yağdırdınız, gönderdiniz. Kulüp şu anda Malatya futbolu, bak Malatya futbolu diyorum. Battı gitti ya. Tabii. Yani şimdi şu an hocam, biraz önce dedim ya, ne biz eskiyiz, ne biz eski, şimdi daha güçlüyüz hepimiz. Bu işe destek veren insanlar daha güçlü. Sevdamız daha büyük. O yüzden bundan sonra yapılacak işleri daha kolay yapacağız, daha hızlı yapacağız ve daha sağlam yapacağız. Mesela bu takım biraz böyle hak ettiği yerlere geldiği zaman, bak Güney Amerika'da nasıl dünyanın büyük kulüpleriyle kardeş kulübü patır patır yapıyoruz. Her ülkeden en büyük kulüplerle nasıl yapıyoruz görürsün. Ben Eyvallah River Fatih. Plate'in Boca Juniors'ın Türkiye temsilcisiyim. Bak, Türkiye temsilcisi benim. Yani şimdi Fatih, benim kulübüm Süper Lig'de olsa, bak sen bunları imtina ediyorsun, söylemiyorsun. Bazen canlı yayınlarda seyrediyorum seni. Söyle evet. kardeşim ya, vallahi söyle ya. Ya hocam Millet ben bunu bilsin ya. ya yani şimdi bilmesi gereken insanlara söyleriz ama ben bunlarla böyle konuşmayı, böyle bunlarla sürdürmeyi Abi, ben bak ben de senin doğru gibiydim bulmuyorum. Fatih. Ama Kim anladı, kim bildi? ya bilmesinler hocam. Bilmesinler. Bak ben sana Sen üç bilmen tane yeterli, futbolcu benim bilmem söyleyeceğim. yeterli. Sana 3 tane futbolcu söyleyeceğim Allah aşkına ya. Bak. Evet. Ben Malatyaspor'a 3 tane Brezilya'dan oyuncu önerdim. Bir tanesi Carlos Alberto. Şimdi. İlk senemizde. Bak abi. Carlos Alberto, Junior Cesar, Fabrizio Carvalho. Bak şimdi burada anlatıyorum ki Fatih ne hallere Evet. geliyor olaylar, sen daha iyi çözesin diye. Bunları kulübü Fluminense 3 yıl opsiyonlu, %50 opsiyonunu sana veriyor. Transferinde, satışında 3 yıl içerisinde %50 %50 kar. Bu adamlar 21 yaş altı milli takım oyuncusu. Evet. Junior Cesar'ı buraya getirdik Fluminense'den 125 bin dolara. Deco menajeri Miranda ile birlikte dediler ki çocuğa 25 bin dolar da bonus koyun. Hepsi bu. Ziya Hoca bir çıldırdı. Kovdular. Bu adamlar nereye gitti biliyor musun abi? Bir tanesi Espanyol'a gitti. Bir tanesi Spartak Moskova'ya gitti. Bir tanesi Spartak Moskova'ya gitti. Öbürü de nereye gitti biliyor musunuz?
Porto'ya 10 milyon dolara. Bir sene sonra. Şaka gibi. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Ya ben gitmişim 3 ay kalmışım orada. Bari bunlara emeğe verdiğimiz emeğe inanın ya. Onun için ne oldu hocam, Fatih? Şimdi kim konuşuyor bunları? Anlat abi, konuş ya. Söyle. Hocam senin bak, söylediğin futbolcuları Google'dan ismini yazamazlar. Boca Junior'ı bu Malatya'da kaç yöneticiler. Tane adam biliyor onu da ben bilemem de. Evet. Boca Junior gibi bir kulübün buradaki Türkiye'deki temsilcisisin ve bunu Malatya'da bir tane adam bilmiyor ya. Ya söyle ya, abi ya. Şimdi bir hocam. Bir şey olma abi. Hayır, bilerek de söylemiyorum. Çünkü ben Malatyaspor'la bir iş, yani yeni Malatyaspor'la daha doğrusu, özür dilerim. Yeni Malatyaspor'la bir işbirliği yapmak istemediğim için söylemiyorum. Yani ben şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray ile işbirliği yapıyorum. Onlardan oyuncu alma, oyuncu verme, işte bazı başka sponsorluk anlaşmaları için zaten konuşuyoruz, görüşüyoruz. Adamların vizyonu geniş. Ben şimdi bu adamlara neyi anlatacağım abi? Ben bildiğimi unuturum bunlarla konuşsam. Yapacağım işi yapamam, beceremem yani. Ama şimdi ben bekleyeceğiz abi, 2 sene 3 sene hiç önemli değil. Bu takım ne zaman hak ettiği yere gelirse, bak buradan Allah bana güç, sağlık verirse, yaşarsam İnşallah. Güney Amerika'daki her ülkenin en büyük kulübü hangisi ise kardeşlik anlaşması yapacağız. Bazı organizasyonlar, ki burada söylemek istemiyorum. Onu inşallah daha böyle yüz yüze geldiğimiz zaman Malatyaspor'u yönetenlerle beraber anlatırım. Yapılabilecek çok kolay, çok iyi ve para kazanabileceğimiz, oyuncu kazanabileceğimiz, bu bir kerelik de değil. Yani devamlı bir sirkülasyon içerisinde hem bizden onlara hem onlardan bize. Onların kullanamadığı, onlar çünkü Copa Libertadores oynuyorlar, CONMEBOL oynuyorlar. Libertadores dediğin Şampiyonlar Ligi. Yani aynen. Bizim Şampiyonlar Ligi, Güney onlar da Amerika'da Copa Libertadores. Ligi. Oraya kadroya yazamadıkları isimleri biz kullanabiliriz. Orada da bir 25-27 zorunluluğu var ama kadroları 40 kişi oluyor genelde. Mesela her sene 5-6 tane dünya yıldızı boşta kalıyor ve kimsenin haberi yok Türkiye'de. 5-6 tane dünya yıldızı. Bunun maaşlarını falan her şeyini ödüyorlar. Yeter ki oynayabilecek, doğru, ama oynayabileceği bir kulüp. Yani devamlı oynayabileceği, hazır olduğunda tekrar dönecek çünkü oynamaya. Biz öyle durumlarda hemen bir yazı yazıp, işte şu oyuncunuzu da atıyorum, önümüzde 30 maç var. Sakatlık problemi olmazsa 25'inde oynatmaya garanti veriyoruz. Çünkü oyuncu zaten dünya yıldızı. Yani oynatmasan döverler yani seni. Bazı şartlar var. Oyuncuyu alma şansın yok. Normalde 10 milyon 20 milyon euro piyasa değeri var. Ama sen onu yıllık kiralamaya, yıllık işte ücretini de karşı tarafı ödetmenin yolları var. Yani başka da formülleri var. İnşallah vakti zamanı geldiği zaman kendi kulübümüz için seve seve çalışacağız. Yani ben aslında bu kulübün böyle şahıslara bel bağlamadan kendi dinamiklerini, kendi özünü bir öyle bir sistem kurup, öyle bir planlama yapıp, yarın sen, ben, abiler, büyükler, küçükler ayrıldığı zaman, sağlık sorunu olduğu zaman, vefatlar olduğu zaman bu takımın sistemi otomatik tıkır 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 işleyen bir fabrika haline getirmenin yolları var. Bunları yapmamız lazım. Aynen. Yani bugün sen destek olursun, Allah razı olsun. Bugün başka bir abimiz destek olur. Ama bunun sonu yok. Yani biz bu girdaptan, bu önümüzdeki borç yükünden, transfer yasaklarından, bugün evet tabii ki şampiyon olalım, yukarılara çıkalım, ama yukarı bir sonrakinde başımıza işler gelecek, sıkıntılar yaşayacağız. Bunların önüne geçip, bunların gerçekten Malatyaspor'un önündeki engelleri böyle vura vura, kıra kıra geçmemiz için oturup konuşmamız lazım. Yani bugün bu seneki şampiyonluk, gelecek seneki şampiyonluk tabii ki olsun. Ama sonrasında yine bir şeyler başa dönecekse, sonra yine insanlar üzülecekse, bu duygu aşıladığınız bu kadar evine bizi misafir eden insanlar, biraz önce dediği gibi, onların hayalleri tekrar başa dönecekse, tekrar daha fazla üzüleceklerse, şu an çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Yani kalıcı gelirler elde etmek lazım. Şu anda amatörde bile bunu yapılmanın yolları vardır. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben de naçizane geliştirdiğim 3-5 tane fikrim var. Hazırım. Tabii, İnşallah Mart ayının ilk haftasında geldiğim zamanki kongreye geleceğim. Allah izin verirse. Orada İnşallah. Böyle kağıda da döküp oradaki abilere, yöneticilere bildireceğim. Bunu birlikte yapalım. Buradan Malatyaspor'a fayda gelir. Para kazanabilir, önünü açabiliriz. Şimdi siz burada programlar yaparken bu kadar iyi niyetlisiniz. İşinizden, gücünüzden, ailenizden zamanınızı ayırırken bazı kendini Malatyalı diye ifade eden terbiyesiz insanlar futbolcuları arayıp Malatyaspor'da bir oluşum var, haberiniz olsun, paranızı kuruşuna kadar alın diye
Bazı futbolcular da dostlarımız, arkadaşlarımız. Bazıları arıyor, Fatih Malatya'da böyle bir hareketlilik var. Ya kardeşim var da bu amatör için var. Yani oradaki futbolcuların eksiği giderilsin, gediği giderilsin. İşte bir ölü toprağa atılsın diye uğraşıyorlar. Size sıra gelmez dedim. Yani Evet. burada içimizde, bak kendi içimizde bile burası Malatyaspor. Burada küslük, dargınlık, Ali'si, Veli'si, sağı, solu, ilerisi, gerisi olmayan bir yer olması lazım. Eskiden burası böyleydi. Eskiden Malatyaspor'a muhalif olmazdı. Kişilere muhalif olurdun ama Malatya'nın gider tribününde otururdun. İdmanında Orduzu'ya bir bakardın. O 50 kişi, 100 kişi elinde tatlısını alan, çiçeğini alan. 3 gün biri gider, 5 gün biri gider. Soğuk olsa gider, sıcak olsa gider. İdman izlemeye giderdik ya. Hocalar yasak koyardı. Biz giderdik tepeye çıkardık. Yağmurun, çamurun, karın altında izlerdik. Tepeye kimse karışamaz. Bekçi bile gelmez oraya yani. Nasıl çıkacak? Biz zaten zar zor çıkmışız. Yani bu sevgide insanlar küsmezdi. Ama şimdi sizin burada konuşmalarınızın içinden cımbızla alıp bizim borçlu olduğumuz futbolcuları arayan, ağır konuşmak istemiyorum, terbiyesizler var. Daha biz Sakin. içimizdeki şeyi yaşamamışız. İçimizdeki, Biz onların hepsini biliyoruz Fatih. Yani ya bazen beni işte dün aradı, bugün aradı birisi. İsmi önemli değil. Dedi ki böyle böylemiş. Ya dedim abi doğru da bu yani şu an durumu kurtarabilmek için yaptığımız bir şey. Yani bu gelecekle alakalı bir şey değil. Vallahi sana sıra gelmez dedim. Sen yine bildiğimiz gibi biz biraz para bulursak yardımcı olacaksın. Dedi seve seve kardeşim. Yani burada gerçekten şunu anlatmak lazım. Biz sizin yaptığınız bu organizasyon bu seneyi ve önümüzdeki seneyi rahat edebilmek için, şampiyon olabilmek için, Bal Ligi'ne çıkabilmek için yukarılarda şu an için herhalde bir hesap kitap yok. Çünkü o zaman başka bir şey oluyor ve insanların beklentisi de çok yükseliyor Hanifi Başkanım. Beklendiği zaman da sen beni arıyorsun, ben onu arıyorum. Aman aman şöyleymiş, avukatı arıyorlar, bilmem ne, tetikte bekliyorlar ya. Ya yazıklar olsun ya, bu Malatyaspor küllerinden doğmaya çalışıyor. Kime ne zararı var bu takımın? Ama nasıl bir büyük kulüpmüş ki insanlar senelerdir silemedi. Kendi kendine ya sen ama birinci amatörde bir takımsın şu anda, insanları İstanbul'dan, Ankara'dan rahatsız ediyorsun. Demek ki bu kulüp gerçekten düşündüğümüzde çok daha büyük bir kulüp. Millet işini gücünü bırakmış. Şuradaki Eyvallah. oluşumdan rahatsız olmuş. Yani gerçekten yani gülüyoruz ama üzülmemiz gerekiyor bu Yok yok. insanlara. Bu Yani gülme anlayanlar evet. anlıyor. Fatih'im Yani anlayanlar anlıyor. O gülme şimdi dediğin mesela anlamda. başkanım ben de bu birkaç fikrim var. O işte dediğim gibi Mart'ta geldiğimde projeyle beraber oradaki yönetici abilerle oturup konuşalım. Hayat Hoca doğru olursa yapılabilecek, Malatyaspor'a fayda sağlayabilecek şeyleri proje halinde sunacağım orada. Onun dışında da 4. ayın 4'ünde Malatyalılar, Dünya Malatyalılar Günü'nü kutluyoruz ya. 4 Nisan'da. Hani Evet. o gün içinde mesela şöyle bir şey çalışma yapmak istiyorum. Hazırlık biraz yapıyorum. Bunu da size hani sormak istiyorum canlı yayında. O gün içinde mesela geçenlerde kendi aramızda böyle konuşurken işte Serdar Kaplan'ın da olduğu yorum yaptığı hatıra bilet. Malatyaspor hatırası. Çünkü Malatyaspor'un evinde insanlara Malatyaspor'dan bir hatıra. Bulunduran var, bulunduramayan var. Üstlerinden yıllar geçip kaybeden olmuştur. Bilmem ne olmuştur. Ama Malatyaspor'a ait, o döneme ait. Mesela şöyle bir anket yapılsa, Malatya'nın unutulmaz maçlarından son 30 yıl içerisinde diyelim, örnek veriyorum bunu. İşte içerideki bir Bursa maçı mı? Ya da içerideki bir Samsun maçı mı 3-0 kazandığımız, ya da dışarıdaki Trabzon maçı mı ki Trabzon'u 2-1 yendik, UEFA'ya katıldığımız, UEFA'ya gittiniz mi? Fenerbahçe'yi altımızda aldığımız son Evet, 34. haftadaki Göztepe'de İzmir'de Fenerbahçe'ye Göztepe'de yendi, aynen UEFA'ya küme kaldı. düşen de Göztepe orada 1-0 kazandı. O maç mı? Yani bunlardan birini seçip böyle bir hatıra bilet basıp 4. ayın 4'ünde Dünya Malatyalılar Günü'nü kutlarken 4.444 tane hatıra bilet basıp bunu 100'er TL'den bazı iş adamlarına 10 tane, bazılarına 100 tane, bazılarına 500 tane durumuna göre. Burada İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya her yerden organizasyonunu yapacağım. Görüşeceğim insanların da listesini çıkartıyorum. Ben 100 diye giderim, adam 50 alır, 20 alır, 10 alır. O problem yok. Ama 4. ayın 4'ü Dünya Malatyalılar Günü'nde 4.444 tane hatıra bileti satışa sunup
süresini de bir hafta koyup onu da Malatyaspor'un gelecek seneki ihtiyaçlarını karşılamak üzere Malatya'nın büyüklerine kontrol edilebilir, insanlar da istediği zaman öğrenebilir bir şekilde bu desteğin sağlanması için ben elimden geleni yapmak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Siz ne dersiniz? Ben bunun için bir hazırlık yaptım. Allah razı olsun ya. Estağfurullah. O ne demek ya? Merak ediyorum. Hani... Ya, Fatih, sen anlatıyorsun. Ben burada tüylerim diken diken oluyor. Sağ ol, var ol kardeşim benim. Allah razı olsun. Fatih, biz bu bileti işte ilk programa başladığımız günlerde zaten bir hatıra bileti yaptırıp bunu millete çok evet kolay satabiliriz diye bir fikir atmıştım ortaya. Evet. O benim ve ondaki şeyim şuydu. Mesela atıyorum kimsenin cebine çok büyük zarar getirmeden bu 4, evet. 444 değil de 10.000 bilet diye düşünüyordum. Evet. Hani biz gidip insanlara böyle hocam o sembolik Fatih kardeşimin dediği sembolik. Yani 4444 olur. Fiyatı 100 lira olur. 10.000 olur. Fiyatı 50 lira olur. Ama sembolik yani. O. Tabii. Daha ben şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Şimdi İstanbullu iş adamları abilerimiz o kadar böyle bu para işlerinden o kadar mağdur olmuş, o kadar soğumuşlar ki yıllardan beri biliyorsun eline işte makbuz alan da gitti Malatyaspor'a yardım topladı. Evet. Gece yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Tabii insanlar da ister istemez hep şunu söylediler. Ya işte bunlar bizi yemeye geliyor. Vallahi onları yemedik de yiyeceğiz ama bu sefer. Dördüncü ayın dördünde herkes Malatyaspor'a para verecek hocam. Ya ben yani bu takım 2006-2007'den beri kimseyi rahatsız etmiyor hocam. Bin tane bile satarım diye düşünüyorum ben. Bin tane vallahi bileti. Hocam, gerçek bana söylüyorum. Ben satarım abi. 2006-2007'den beri kimseyi rahatsız etmedik biz. Dinlendiler. Arada destek verdiler. Allah desteklerini kabul etsin başka yerlere. Ama şimdi Umre'ye gidildi. Artık hac zamanı yani. Bu takıma destek herkesin olması lazım. O yüzden aynen. Bu sayı 4444 derken hani 44-44 olsun diye dedim. Bu 444 binde olabilir. Hiç problem yok. Yani yeter ki ucu dokunabilir. Yani ne pahalı olsun ne ucuz olsun. 100 TL değil 50 TL olsun. Hiç problem değil. Ama herkesin o bilet hatıra çoluğuna çocuğuna bıraksın. Evine belki asmak isteyen olabilir. Cüzdanına koymak isteyen olabilir. Önemli. Mesela bu borçlu olduğumuz futbolcular var. Yaşayan futbolcular var. Hayatını kaybetmiş olan var. Yaşayanların içerisinden de maçlar bitmeden en az bir iki tanesini Malatya'ya davet edelim. Özel uçak biletini alalım. Otelini ödeyelim. Plaketini verelim. Borcumuz var. Ama buradayız. Kaçmıyoruz. Borcumuzu vereceğiz kardeşim. Gel iyi niyetimizi gör. Gel misafirimiz ol. Bir yemeğe gidelim. Aileni getir. Hiç problem yok. Sana o stadın biz 1000 kişi izliyorsak o gün 5000 kişi yapalım. Sen orada plaketini verelim. Borcumuzu da inkar etmeyelim ama sen de bize destek olacağını, yardımcı olacağını basın önde bize söz ver. Bunlar gerçekten Malatyaspor'un büyüklüğünü gösterir. Biz borçluyuz evet. Vereceğiz zaten borcumuzu. Bu sene olmazsa öbür sene vereceğiz. Kayseri yanmasa bu yaz veririz. Kayseri yanarsa öbür yaz veririz. Ama vereceğiz borcumuzu. O yüzden futbolcuları da görüştüğüm arkadaşlarım da var. Gelirim diyenler de var. Bütün biletini falan her şeyini alalım. Bir gün Malatya'nın maçına gelsin. Futbolcuları soyunma odasına ziyaret etsin. Başarılar dilesin. Biz bu yollardan geçtik. Bu takıma gönül verdik. Tamam biraz alacağımız kaldı ama desin. Ama biz bunun da ekmeğini yedik. Çoluğumuzun çocuğumuzun evi aldık, araba aldık desin. Şampiyonluk yolunda bir motive etsin. Her şey zaten onların bir şeye ihtiyacı yok. Onlar sadece bu işi işte sürdürülebilir işi avukatları takip ediyor. Belki çoğunun umrunda bile değil. Belki çoğunun almaya ümidi bile yok. Ama biz onun da organizasyonu için insanlarla iletişimi daha da güçlü hale getirebilmek için bir de hiç olmayan bir şey yapmak için olmayan şeyleri yapabilmek bize yakışır. Malatyalılara yakışır. Aynen. Evet. Birkaç tane görüştüğüm arkadaşım da var. Yayından sonra da yazarım. En müsait zaman ne zamansa onlar için de sizin için de ben uçak biletini, otelini falan her şeyini hallederiz. Ben de gelirim onunla beraber. Çocukların da olursa bir maç öncesi de çocuklara bir
hoş beş eder. Basının önünde plaketini veririz, uğurlarız. Kayısısını alırız, uğurlarız. Evet. Hiç sıkıntı yok. Bence yaparız Fatih. İdris Başkan diyor ya, 5000 kişi oynayalım. Oynayalım. Bir maç seçelim. Maçı da Yeşiltepe'de değil, biz şurayı dolduracağız diyelim. Orada oynayalım. Evet. Hani diyoruz ya, Malatyaspor nerede oynasa 5000 kişi gelir, 10.000 kişi gelir. Gelir. Biletten de kazansın. 5 lira gösterelim, 3 lira gösterelim, 10 lira gösterelim. Hiç önemli değil. Bunlar çok güzel düşünceler. Hepsinin bence de imza atıyorum. Fatih'im. Yani Gençlik Spor'dan izin alınır. Bir gün şeyde oynanır. Yeni Malatya'nın Yeni Malatya'ya yapılan statta oynanılır. Bir gün izin alınır yani. 5000 kişiyi doldururuz oraya. 10.000 kişi de gelir. Oraya çok gelir Fatih abi. O stat yani, olursa çok gelir. Dolar. Önümüzde 4 maçım var. Şimdi. Evet. Bir maçı seçelim. Zamanı olan gerekli görüşmeler, yazışmaları yapalım. Zaten ben en az 100 tane otobüs verecek adamını da tanıyorum. Yani bize 100 tane de otobüs verir. Şehir merkezinden taşırız. Yeni stada. Bak nasıl stadı dolduruyoruz. Evet. Dolduralım abi. Fatih'im şimdi sen İstanbul'dasın. Ben Ankara'dayım. Hanifi Başkan'ın İzmir'de. Bir tek Bari Başkan'ım Malatya'da. Yok, ben giderim. Ben bir haftada kalırım bu iş için. Hiç problem yok. Ben bunu, giderim. Bunu bu istişareyi yayından sonra istişare edelim. Yani bir gün belirleyelim, bir hafta belirleyelim. Evet. Hepimizin uygun olduğu bir haftada bu işlerin organizasyonuyla ilgili Malatya'ya gidelim. İdris Başkan'ın, Mustafa Güner Başkan'ın da olsun. Bunu hayata geçirelim bir an önce. Bence bir maçı, en az bir maçı seçelim. Hocam çok güzel olur. İnsanlar da bir o heyecanı yaşasın. Yeni Malatya, yani o Malatya logosunu göremiyoruz. İşte özde dik dokunamıyoruz diyor ya. Gelin abi, buyurun, eviniz orası. Alın size geniş alan. Doldurun istediğiniz yere. Aynen. Malatya Spor'un da herhalde böyle bir hatırı vardır. Gençlik Spor İl Müdürümüz de gerekli izinleri alacağımızı da düşünüyorum. Evet. Ya o zaten Gençlik Spor tarafından herhalde Fatih belediyeye bırakılmış o oranın şeyi. Yeni Malatya Spor için izin belediyede. Değil mi? Hı-hı. Ben yanlış bilmiyorum. Ben diyecektim sen dedin. Yeni Malatya Spor kiralaması için belediyeyle anlaşma yapıldı. Aynen. Evet. Aynen. Alt kiracısı Yeni Malatya Spor. Üst kiracısı belediye. Aynen. Yani şu anda o izinlerin Yeni Malatya Spor'dan alınması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Onlar da... Yok. Yok. Bence yok. Ya onlardan da alınır. O problem değil de iş oraya kalmaz zaten. Ya şu var. Ben bu yardımlaşma dediğin, gönül dediğin, bak olay nerelere geliyor Fatih'im. Evet. Biz bunu darlandığımız, zorlandığımız zaman Malatya'da böyle bir çıkışı zaman zaman çok iyi hatırladığım günler var. Böyle bir araya gelip kenetlendiği günler var Malatyalıların. Evet. Ben inanıyorum ki o kenedi biz başlattık. Bu kenet de büyüyecek. Ben çok güzel şeylerin, bu anlattığım projelerle birlikte çok güzel şeylerin yapılacağını artık o kadar net anlıyorum ki, nereden anlıyorsun diyeceksin. Bana gelen telefonlar, bana gelen Messenger'daki mesajlar, hatta buradan tek tek de okuyabilirim, hiç sıkıntı değil. O abilerimizin ismini vermek, o insanların gönlünü burada okumak. Hani bana özelden yapılan, mesela özelden bana yazıyorlar ki, ya bu kadar işin içine giriyorsun, yine seni suçlu ilan etmesinler, hayatı kaptan diye. Yemin ederim ya, yani adam... sen orada üzülmeyesin diye, yani ben burada üzülmeyeyim diye adam mesajla bana duygusunu anlatmaya çalışıyor. Evet. Ya biz üzülelim abi. Eğer bu iş doğru kanalize edilsin, doğru yere gitsin, ben üzülmeye razıyım. Bence de. Ben de vallahi. Üzülsem ne olur ki yani? Beni hep hain diyorlar doğru Malatya'da. Doğru şeyler yapılsın. Doğru şeyler yapılsın. Mesela ben onun için sana diyorum Fatih, kendini anlat.
Ya hocam gerçekten yani gerçekten anlatmak istemiyorum. Yani şundan dolayı anlatmak Ben seni istemiyorum. anlayabiliyorum Ya ama ben Fatih orada bak. kendimi sevdirmek istediğim bir şey yok. Birisi yok. Yani Yeni Malatyaspor cephesinde Anlıyorum, yok anlıyorum, yani birine anlıyorum. şirin Bak gözükmeye şunun de için çalışmıyorum. Fatih bak bizim izleyici oranımız her geçen gün katlanarak büyüyor. Belki beni bile yıllarca futbol oynadım, antrenörlük yaptım. Beni bile tanımayanlar olabiliyor. Yani Ben şimdi diyorum şaşırtıcı. ki yani şimdi ben ya bak Ama burada hocam şöyle bir şey var. Sen futbol oynadığın zaman bu kadar yakışıklı değildin. O yüzden. O yüzden insanlar ondandır şaşırıyorlar. diyorsun. Ondandır diyorsun. Bak ben yemin ederim bak bazen bunu bari başkana anlattım. Ben Hanif abi mesajları okumasın diye ben okuyayım diyorum ki orada Evet. yazan bazı mesajları Hanif abiye göstermeden çabuk çabuk geçeyim diyorum. Niye? Ya adam buraya utanmadan bağlandı dedi ki efsane Malatyaspor'u yedin bitirdin şimdi sıra bir başkalarına mı geldi? Arkadaş ben saygı duyuyorum. O onun fikridir. Şimdi Yani. şunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru işler yapılırsa bu dediğin senin anlattığın projelerin başında şu anda Allah var. İdris Başkan da Mustafa Güner Başkan da Allah onlardan bin kere razı olsun. Hatta onlara Emin. devreden bizim Bülent Kapkıner Başkan. Ya Evet. şu var. Bak işi ehline verin. 5 lira da fazla verin diyor. Aynen öyle. Biz Yakışan bu. işi ehline vermediğimiz gibi ehilde olanı da tukaka yapmışız şehir olarak. Ya Yapmayın arkadaşlar. aslında Malatya merkezde böyle şeyler yok. Bunu dışarıdan uyduruyorlar hocam. Yani dışarıdan yapıyorlar bunu. Algı yapıyorlar. Yoksa biz bugün Malatya merkezde gezeriz. Herkes de bizi sever, el uzatır, konuşuruz, çay içeriz, kahve içeriz. Ama bunu Malatya merkezde yaşamayan, Malatya'ya yaşamayan, Malatya'ya bayramdan bayrama gelenler yapıyor bu sıkıntıyı. Aynen. Ciddi Bak söylüyorum. şimdi Cenazeden cenazeye abi. ben katılıyorum sana Cenazeden bilmiyorum. cenazeye gelenler yapıyor. Bak Malatya'da çok var bu. Uzanamadığı mindere ciğere mındar diyorlar abi. Aynen öyle. Vallahi billahi bak bu böyle ya. Şimdi Bir şey adam diyeyim mi hocam? Sözünü balla kestim. Ben böyle biraz sakin yaşamaya çalışan bir adamım. Yani böyle sade, gösterişsiz. Kendi iç dünyamda da böyleyim. Yani kendi evimde de böyleyim. Bunu bile şey yapıyorlar biliyor musun? Ben mesela arabayla gitmiyorum Malatya'ya. Uçakla gidiyorum. İşte arkadaşlarım, eşim, dostum geliyor. Mesela birileri şey demişti. Adam arabayla bile gelmiyor ya işte böyle. Dedim bir gün de gerçekten başka bir işler için işte Ankara, Kayseri diye bir yerlere uğramam lazım. Dedim ki madem öyle arabayla gidin. O vurmuş. Büyük vurmuş. Ya bir maşallah deme yok ya bizde. Ya bir ulan öyle geliyorsun sırt. Ne yapayım yürüyerek mi geleyim ben memlekete anlamadım ki yani. 3 ayda anca gelirim yani yürüyerek gelsem. Gerçek Abi söylüyorum yani. ben Malatya'ya Konya'dan ilk transfer olduğumda beyaz bir BMW'm vardı. Evet. Malatya'ya gittiğimin 3. günü Çöşnük'te Kartal'a girdim ya. Kartal'la kapak. Ya arabayı patlattım. Arabayı pert ettim ya. Nazar etmişler hocam. Ya arkadaş la benim olan vallahi de billahi de bütün gönlümle söylüyorum. Zaten Malatyalımdır abi benim. İyi Benim olması Malatyalım. gereken hocam. O. Ya ben şimdi böyle işler döndüğü zaman çok tuhafıma gidiyor. Diyor ki ben diyorum kendi insanımı tanıyamadım mı acaba ya? Ya hocam Ve oluyor bazen. sonuç olarak tanıyamamışım çıkıyor. Yok şöyle oluyor hocam. Birisi bir şey atıyor ortaya. Yanında ya ne diyorsun onu? Böyle şey mi olur demedense lan öyle 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 zaten bir de şu var üstüne diyorlar. Biz mesela bu Oftaş'la çekiştiğimiz zamanlar vardı ya. Düştüğümüz sene çıkmaya çalışıyorduk ya Oftaş vardı. Benim yanımda stattan çıkarken bir arkadaşım dedi ki bak merdivenlerden çıkıyoruz İnönü Stadı'na iniyoruz aşağı doğru. Maç bitmiş. Arkadaşım durup dururken o kalabalığın içinde bağırdı. Miraç diye bir arkadaşım var. Allah selamet versin. Sesi de böyle bir gür abi. Zeki Müren'den böyle Bülent Ersoy'dan daha gür bir sesi var.
Bağırdı o merdivenlerden de. Of dedi, of taş da 2-1 mağlup olmuş ha dedi. Bilmem ne dedi. Herkes o zaman böyle radyo maçkolik bir şey yok yani. Mağlup olmuş dedi. Herkes böyle sevinmeye başladı. Oğlum dedim manyak mısın? Ya belki de mağlup olmamıştı. Sen niye? La oğlum içimden bir istedi. Mağlup olmuş dedi. Bak oradan çıktık kanal boyundan. Aşağı indik. O Tekin Döviz'in oralara kadar geldik. Orada birini gördük. Geldi bize sarıldı. Ne oldu dedim. Dedi ki 2-1 Oftaş yenilmiş dedi. Allah'ım ya Rabbim. Dedim gerçekten yenildim. Ben bak yanımda adam söyledi. Biz inandık yani. Yanımda söyleyenler bizim dedik gerçekten yenilmiş herhalde. Bir baktık ki 3-0 yenmiş Oftaş. Gittik sonra çay ocağında baktık ki 3-0 yenmiş. Yani böyle bir şehidiz abi. Yani bir şey olduğu zaman birbirimize gaz verip birbirimize böyle bir şey ya hele dur bir sakin ol bir öğrenelim nedir ne değildir demektense Hayat hocam o yapmıştır bunu da yapmıştır bunu da demiştir. Yok kardeşim öyle niye yapsın adam? Ya da Hanifi abiyle ilgili bir şey mi ya da benimle ilgili bir şey mi? Hemen insanlar üstüne bir ilik üç koymaya hazırlar zaten. Hiç ne hatır bırakıyorlar ne tanıyoruz bunun çocukluğu elimizde geçti demiyorlar. Hiç böyle bir şey yok. Sanki kötü bir şey duydukları zaman biz biliyorduk zaten. Biz böyle bir şehir olmuşuz, o yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Ama hocam iyi şeyler yapmaya başladığın zaman da bu Malatyaspor için bağlayacağım burayı. Senin düşünden daha fazla destek oluyorlar. O yüzden biz şimdi güzel şeyler yapmaya başladığımız zaman daha çabuk, daha hızlı hareket edeceğiz. İnsanlar özledi. Gerçekten Malatyaspor'un titreyip böyle kendine gelmesini özledi. Şu anda etrafına gelecek binlerce insan var. Bekliyorlar. Kesinlikle. Bunu ben İnşallah çok bu sene daha görebiliyorum ya. Yani yani bu cidden böyle. özlemini duyanlara bile bu sene o şans verilmeli bence. Böyle bir stat yeri değiştirilip Malatyaspor'un maçına gidiyoruz bugün de. Bu pazarda Malatyaspor'un maçına gidiyoruz. Tribünde olacağız. Sizi o 20 yıllık, 15 yıllık heyecanını, dargınlıkları, küskünlükleri, herkes belki elindeki formasıyla eski dönemden, belki askısıyla, belki sakladığı bir anısıyla gelsin abi. Böyle insanların onu yaşamasına izin vermek lazım. Kesinlikle katılıyorum. İnsanlara tabii şu an bulunduğumuz yerle alakalı tam Yeşiltepe'de oynuyoruz ama bir özel bir şey olduğunu futbolun sadece futbol olmadığını Malatyaspor'un sadece futbolla anılmayacağını istediği zaman Malatyalıların takımına sahip çıkacağını gününü beklediğini seve seve koştuğunu insanların yapmasına izin vermek lazım. Kesinlikle. Başka Ya kulüplere bu da niye el birliğiyle gidilmediğini bunu da iyice anlamış olur insanlar. Bunu başaracağız Allah'ın izniyle Fatih'im. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. İnşallah. Birlik beraberlik büyüyecek, daha da büyüyecek eminim. İnşallah. Bu şey konusunu hocam yayından sonra isterseniz İdris Başkan'la falan bir konuşun. Bu hatıra bileti 4. ayın 4'üne yetiştire. Ben hazırlığımı yaparım, yetiştiririm. Satışını da yaparız. Kontrollü şekilde. Gelecek sene en azından sponsorumuz falan var ama her zaman para lazım bu kulübe. Belki bir şeyler daha düşünülür, başka şeyler de yapılır ama en azından hatıra bileti Nisan'ın 4'üne şurada hani az bir zaman var. Zamanında herkese ulaşması açısından söylüyorum. Ev ev kapı kapı gezeceğimiz için zaman da varken bunu kararlaştırıp yola çıkalım. 4. ayın 4'ünde Dünya Malatyalılar Günü'nde. Ha, sayılar değişir, miktar değişir. O hiç problem değil. Onu kendi aralarında, kendi aramızda konuşuruz. En azından bir adı konulsun. Yardım Aynen. Aynen. edelimin dışında yardım artık sahaya inelim. Adımı atalım. Aynen. Evet. Rabbim Herkesin gücü valla yettiğince paylaştırırız. inan ben üniversitedeki sahanın kaç kapasiteli olduğunu bilmiyorum ya. Bari başkan belki biliyordur ama Nerenin abi? üniversitenin içindeki sahanın kapasitesi, kuyu Üniversite kapasitesi 2000 kaç 3000 var kişi mıdır diye ya? sordum. 2000 3000 var Fazla mıdır? vardır. Vardır, İşte vardır. Şeyden büyüktür bence. Yeşiltepe'den bence daha iyidir. Evet. büyük Zemini falan bilmiyorum. türbin bazında da çok büyük yani 3000 olabilir bence. Evet. Doğru. Öyle bir şey Bu arada olursa bak orada da oynanabilir mesela. orası Yani daha inşallah önceden Fatih'im Asakefe'den izin alınıp yani Asakefe'nin de işin içinde olması tabi gerektiğini tabi düşünüyorum. tabi. Gerekli izinleri zamanında işte. Talip Özhan Altı yazmış abi 6000 alır demiş orası.
Evet, Yani güzel. oranın tribünü çok büyük hocam. Saha olarak da güzel. Yani ama kapasitesi bence bilmiyorum ama Talip kardeşimiz demiş ama yani onu öğreniriz, o kolay olur Ya yani. rakipten de izin Büyük alıyorsun. büyük Yani büyük bayağı şöyle büyük. mesela Yeşilçam'da rakibin kim, örnek veriyorum, Akçadağ Spor'sa Akçadağ Spor'la da ona da yazı veriyor. ASKF'den de onay alınır. Emniyetten de onay alınır. İl müdürlüğünden de onay alınır. Herkes Malatyaspor'a ve o günü de şöyle açıklarız. Sevgiliyle buluşma günü. Herkes gelsin, sevgilisine kavuşsun. aynen öyle. Gelsin formasıyla fotoğraf çektirsin, futbolcuyla fotoğraf çektirsin. Ya Fatih Maç abi, maçtı. Yani senin aklından bugün sanki balakı abim ya. abi Yemin bu ediyorum. gerçekten, bu benim özlemini çektiğim bir şey olduğu için insanların da beklediğini düşünüyorum ben bunu. Evet abi. Yani gerekirse bazı abilerimiz var. Orada maç öncesinde işte bir döner astırırız, gelenlere ikram ederiz, içecek veririz. Yani uzak diye öyle düşünülmeyi, korkulacak bir şey yok. Taşımasını yaparız. Anladım. Ama o gün gerçekten herkes... Ramazan Uğurlu abimiz demiş ki Hayat hocam neden yeni statta oynanmasın? Abi dur bizi kovdurmamışlar. Yok, yenisi Yayına eskisi yok, önemli değil. Orada da oynanabilir. Hiç lazım problem yok. Ramazan Ama abi. böyle daha daha bir 5-6 bin kişilik stat olduğu zaman daha böyle heyecanı, böyle Özellikle omuz oyun omuza izleriz. dolusu Omuz yani omuza o izleriz. 27 bin kişilik stattan bize tahsis edeceklerini de düşünmüyorum da Evet. gerek yok ama üniversite stadı da bence daha mantıklı. Daha omuz omuza izleriz abi. Daha böyle o günleri Kesinlikle. hatırlamak babındaysa Daha baskı altına alınabilir. tabii o heyecanı yaşarız. Zaten Tabii kesin. taraftarlar grubu zaten geliyor, destekliyorlar. Sağ ol. O gün rakip de bizim takımımız olacağı için bizim derdimizin başka, rakibe de saygı duyarak, rakibi de alkışlayarak biz Kesinlikle. orada yapmamız gerekeni zaten yapacağız. Bence bu kalan 4 maçın birini tarih ve zaman içerisinde düşünüp iyi hesaplayıp bu senenin organizasyonuna dahil edebilirsek en azından gelecek sene bu sayıyı 5'e çıkarırız. Ondan sonraki sene 10'a çıkarırız. Ondan sonraki sene belki hiç ihtiyaç kalmaz. Hep oynarız. Allah'ın izniyle. Ama gerçekten sevgiliyle aşıklar bir buluşsun. Hasretini çeken aşıklar bir buluşsun, sarılsın. Valla bence slogan da çağırıyor abi. Yani sevgiliyle buluşma bence olumlu yani mantıklı. Sevgiliyle buluşma günü diyelim abi. En Yani güzeli. Çok güzel olur. ben ama ona yönetim şey olur ama bence çok olumlu abi Yani mantıklı. biz burada kendi aramızda hani öyle abi kardeş konuşuyoruz tabii. Bu fikir onlar onaylamazsa İhsan zaten olmaz. Ulak abimiz demiş ki Selahattin Başkan'a söylerseniz stadı verir. Ya problem Abi yok. Stat buluruz. Bu arada Özgür Karakuş abim iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Biz de kendisine saygılar sunuyoruz abi, Özgür abime. Malatyalı Özgür abim Sağ abi. Hayırlı akşamlar olsun. olsun Özgür Başkan. Sağ olsun. Sevgiler, saygılar. Eyvallah. Toparlamam gerekirse Selamlar. abi bu hatıra bilet konusu, bu sene bir maç organizasyonu, bunu size bırakıyorum. Bunların takipçisi ve gönüllü çalışanı da olmak şartıyla kendi şahsıma, benim de arkadaşlarım, abilerim, birlikte olduğum gruplarla beraber hareket edeceğimi de söylemek istiyorum. Bana düşen neyse seve seve yapmaya hazırım. İnşallah bizim de bir çorbada tuzumuz olursa biz de bu Malatyaspor'un geri dönüşünde pay sahibi olabilirsek keşke. Sadece sahanın dışında Ne demek kalmayalım. kardeşim? İnşallah sahanın içinde de olalım hep birlikte. Ben İnşallah sizden Fatih. yaşça küçüğüm ama bu bayrağı inşallah sizden alıp daha yukarıya taşıyabilmek için bütün enerjimle varım. Gerçekten bu böyle olması lazım. En güzelini yaparsın kardeşim Gördüğümüz Fatih. işte gördüklerimizin daha iyisini yapmaya çalışırız abi inşallah. Yüreği de kendi yüzü kadar, gönlü kadar güzel bir Allah razı kardeşim. olsun. Allah Allah işini razı görsün. olsun. Fatih'im şu var. Bu yayına katılman, bu yayında bu destekleri vermen gerçekten takdire şayan. Ben senin adına inanılmaz seviniyorum. İnşallah Allah razı vallahi olsun. yolun açılacak. Ben Amin. inanıyorum ki bu futbolda da çok iyi yerlere geleceksin Fatih. Bak bunu unutma. İnşallah. İnşallah. Duruş sana İnşallah. çok yakışıyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah kendi kulübümle
En iyi yerlere gelir. İnşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. O güzelliklerini buradan herkes de dinliyor. Başkanım da dinliyor işte. İdris Başkanım da dinliyor. Sana alttan teşekkürler ediyor ama biz bugün ben görmedim. Hakkını helal etsin. Yayından sonra bakacağım hepsine. Biz bugün fazla mesaj okuyamadık çünkü mesajlar çok hızlı akıyor. İnşallah bunun Türkiye'de böyle çıkışların çok örneği var. Evet. İnşallah bir tanesi de biz olacağız. İnşallah. Evet. O tozumuzu sirkeleyeceğiz. Toz İnşallah. Diyorum ben. Toz onlara. O tozumuzu sirkeleyeceğiz. Gerçekten bu takım bunun çok fazlası. Sen dedin ya demin bu o kadar büyükmüş ki işte birinci amatör kümede bu kadar ses getirebiliyor. Evet. Gerçekten öyle. Doğru. Gerçekten öyle yani. Şimdi birinci amatör kümedeki bir takım efsane bu kadar ses getirebiliyorsa buradaki katılanlara, buradaki benim kardeşlerim, abilerime sonsuz teşekkür ediyorum ya. Yani sen de onlara bir ışık olarak bazı şeyler söyledin. Bunları da alacaklardır. İnşallah. Hocam işte hareket sözde bırakmayalım. Yayından aynen. Sonra gerekli görüşmeleri yapalım. Yapmamız gereken neyse hepimiz elin taşın altına koyup kulübe gelir de getirelim. Kulübün vizyonunu da artıralım. Kulübe destek de olalım. Ama bu lafta kalmasın. Lütfen. Kalmasın. Yok. Lütfen. Ben zaten onu istemem. Kalmaz kardeşim. Şeyler değişir. Yani rakamlar değişir, meblağ değişir, tarih değişir ama yapılsın. Yani yapalım abi. Biz de ulusal medya diyelim ki gelin kardeşim. Biz bugün 5000 kişi oynuyoruz. Hadi yazın. Yarın 10.000 kişi oynuyoruz. Yazın. Nasıl Sakarya, Kocaeli işte bazı yerler yaptıysa bir algıyı Türkiye'nin gündemine taşıdılarsa biz de yapacağız. Göztepe, Altay, tabii. Karşıyaka. Evet. Tamam biz de yapacağız. Bizim zaten rakibimiz onlar. Normal şartlarda. Hacı Bayram Karakaş en son mesajı okuyorum. Hayat Hocam efsanenin ligi olmaz demiş. Hacı Bayram Karakaş. Biz daha yayının ilk başından bugüne hep aynı şeyi söylüyoruz. Bizim için Malatya bizim sevdamız için daha doğrusu cümlenin tam açılımı bu. Bizim sevdamız için Malatya Spor'un amatörde olması benim sevdamda bir şey değiştirmiyor ki. Değiştirmez ki. Değişmez. Aynen. Ben öyle bir insan olsam bana ne lan Malatya Spor'dan? Gidin ne haliniz varsa görür derim. Çekilir kenara oturun. Birinci amatör kümede git abi. Aynen öyle. Bizim sevdamız öyle bir şey değil. Onun için bizim sevdamızın ligi yok. Gerçekten yok. Bu net bizde. Bende. O yüzden ben sevgiliyle buluşmaya az kaldı hocam. Bari başkanım adına da konuşuyorum. Hanifi başkanım adına da konuşuyorum. Başım üstüne. Biz bu işe başlarken bugün 14. yayın mı Hanifi Başkanım? 14 mi 15 mi? Saymadım. İnşallah 140.400'ler olur hocam. Burada, burada hiçbir zaman oturup yapamayacağımız işlerden bahsetmedik ki. Evet. Gücü nispeten belli olan insanlarız. Bizim yapacağımız ben söyledim. Dilencilikse ben gider Malatya Spor adına direnirim de abi. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki hakkaniyet çerçevesinde, yeter ki insani çerçevede, İnşallah. Yeter ki dürüstlük çerçevesinde inandığımız insanlara yardım edebilelim. İnşallah. Ben yapacağız. De, sıkıntı yok. Yapacağız hocam. Allah'ın izniyle. Ben de yanınızdayım. Ne gerekiyorsa. Fatih demiş ki isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Öyle. Biz valla bu... Fatih sen ve senin gibi samimi kardeşlerimizin bu davanın içinde olması müthiş bir destek. Allah razı Allah olsun. Allah yanınızdayız başkanım. Allah yani güç Allah kuvvet verdiği olsun. Sürece, sağlığımızda bir şey olmadığı sürece yanındayız. Bu arada Rabbim, Eren kardeşimiz demiş ben Kırıkkale'deyim. Buradaki Malatyalı'yı da bile almaya hazırım demiş. Allah razı Eren, olsun. Eren Demirbaş Eren kardeşimiz Bey... Kırıkkale'de yaşıyormuş. Bilet için ben de Malatya'dan buradaki Malatyalılara benim başım üstüne demiş de Eren Bey yani, Allah razı olsun. İletişim bilgini de paylaşırsam sizi arayalım. İnşallah. Yani bence bu bilet işi inşallah tutar abim. İnşallah.
Tutar, tutar. İnsanlar hatırayı evinde Sayın saklayacak artık. Başkan, tutar Özlüyoruz, mutar özlüyoruz. yok. Bundan sonra tutar Özlüyoruz. mutar yok. Tutturacağız ellerini. Biz Elini göle tutturacağız. maya çalmıyoruz Bahri abi. Aynen. İnsanların yarım kalan duygularını, özlemlerini insanlarla buluşturacağız. Bizim işimiz Ben bu. Gönül şimdi köprüsü kurmak lazım burada. atıyorum 50 tane bileti alacağım. Hanif abinin kapısını çalacağım. Hanif abi de diyecek ki yok Aynen. kardeş bana ne? Alacak Öyle. abi ya, şansı yok. Yani Alacak böyle alacak. böyle satacağız, bitireceğiz işi. Allah'ın izniyle. Bizi kırmazlar abilerimiz, kırmaz. Ben İdris çıkıyorum. Başkanım, İdris Başkanım. Yo yo sen çıkma, ben çıkacağım. Bir dakika. Abi Ben yok, de hayır. Bak müsaadenizi senin isteyeyim kalman abi. lazım. Sen Sen öyle kal mi? abi. Abi ben Tamam. çıkıyorum. Tekrar Hayır geleceğim. hayır hocam, Ha, lütfen. tamam. Hocam lütfen. Bir dakika bir Ben bir şey şey söyleyeyim. söyleyeyim. Hocam Bir bir şey söyleyeyim. dakika. Ben bir abi malum. Ha, tamam Tamam. hocam. Anlaşıldı. Tamam hocam, anlaşıldı. Tamam. Ha, şimdi ben buradan gitsem yayından ayıp olacak diye ben kendimi sıkıyorum buradan. Aman Ben aman hocam, sana bir rahatsız şey bir olmasın. adamım abi. Anlaşıldı. Anlaşıldı Estağfurullah hocam. hocam. Allah şifa Hadi versin görüşürüz. sana. Hadi sağ ol abim. Sağ ol. Görüşürüz. İdris Başkanım, tekrardan istek atarsan. İdris Başkanım bir şey yazmış ama ben şey yapamam. Soracaklarım var demiş. He, sana soracakları varmış. Fatih demiş yayından ayrılmadan ben gireyim. Tamam. Ben çıkacaktım. Şey çıktı. Hayati Tamam. Hocam çıktı. İdris Mehmet, Başkanım. Mehmet Dimre kardeşim. İdris Başkanımı alalım, ondan sonra da seni alalım kardeşim benim. Mehmet İmrak kardeşim, İdris Başkanımı bir alalım, ondan sonra da seni yayına alalım. İdris Başkan ne söyleyecek? Şu an heyecanla bekliyorum. Hanifi Başkanım. Allah sana yardım eder Fatih abi. Amin. Başkanım hoş geldin. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım, hoş geldin. Sağ ol Başkanım Fatih, hoş. sen de hoş geldin. Senin başkanım, Hoş iyi bulduk başkanım. akşamlar. Hayati zaten biraz Eyvallah çırpınma ve İdris yaşamlar Başkanım, eyvallah. vaadiyle. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, Alo. hamdolsun. Çok iyiyiz. Ben Sen nasılsın sağ ol, başkanım? İyi bariyer misin? söylemiştim. Biraz rahatsızım. Kısa bir Çok geçmiş önemli olsun. önemli olan biz sizleri temsil ediyoruz. Biz zaten kulübün başındayız. Rahat olun. Önemli olan sizin fikirleriniz. Eyvallah. Yeni fikirler çıkıyor. Geçmiş Fatih olsun kardeşim, başkanım. eyvallah Fatih kardeşim. Güzel fikirler güzel gidiyor. Hiçbir şeyine kimseyle bir işimiz yok. Bu fikirler bizim için Malatya için büyük bir kazanç. Yani Allah razı olsun. herkesin ayrı bir desteği vardır. Bu destek Malatya projesidir. Çok iyi de takip ediyorum Sabah Temel'i. Çok güzel şeyler oluyor. Özellikle bugün iki tane dünle beri bir futbolcu bitirdik. Biri Arakkir'de Hüseyin Forvet. Bugün özellikle Tavman Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Önce onları yapayım ki unutmayayım. Biraz unutkanlık var. Tabii. Tamam Bey, kulübü tamamen bize açmış. İki tane Allah görüşme razı olsun. yaptım. Malatyaspor'un dışında demiş bir yere futbolcu yok. Ben demiş gönlüm Malatya. Daha önce de idman yurdu yapmamın sebebi Malatya'ya bir kazanç olması. Madem demiş Malatyaspor'sa akan sular durur benim için Malatyaspor. Bir Tamam Bey, böyle bir Malatyalıya ne kadar teşekkür edilir? Bugün kendi Helal olsun. Ahmet Bey var. Ahmet Bey gittik görüştük dedi ki Tamam Bey talimatı Malatyaspor'un kapılarını dışarıda gelecek futbolcuların yatacak yeri yok, testleri hepsini açıyorsunuz. Gitmek isteyen gelmez ayrı bir şey. Gitmek isteyen herkes gider Malatyaspor'a. Allah göstermesin takım bala çıkamasa Tamam Bey demiş ki 5 şıkkını uygulayın. 5 şıkkını da demiş nere feda edilecekse onu feda edeceksiniz. İsimleri bir şekilde yapacaksınız. O takımı oraya alacaksınız. Bugün Aykut diye bir kardeşim istedi. Bugün geldi Tamam Bey hiçbir şey istemeden herhangi futbolcuyu gitmek ama gitmek istemiyorsa aman sakın göndermeyin. Özgür abim katılmış. Özgür Bey desteklerinizi aldık. Bize bu kamçı transferlerini siz verdiniz. Bugün bu iki transferin en büyük sebebi sizsiniz. Sizlere anlatıyoruz. Çocuklara da söyledim. Almanya'da çok uzaktaki insanlar size çok yakın. Siz zannetmeyin ki size dokunmayacaklar. Onlar çok Tabii. uzak ama size anında dokunuyorlar. Selim Başkanım ayrı dokunuyor. Fatih kardeşim
çok iyi fikirlerinden geliyor. Biz takımı bir gün için kurmadık. Biz takımı aynen aldık. Öyle. Sizlerin emanetini aldık. İleriye tamamen bir Kocaeli, Göztepe, Göztepe 3 sene Fatih bilirsin ne transferler yaptı. 3 sene evet. Balta çırpındı. Sonunda yaptı. Evet. Yani yaptı. Bizde doğru. Öyle pes etme doğru. Yok. Amatörde pes ederiz. Yok. Bala çıkmadık pes ederiz. Dünyanın sonunda. Çünkü bir yürek dolusu insan arkamızda. İnanan insanlar arkamızda. Bugün ilk ateşi yakanlar var. Bunları hepsini sayamıyorum bak. Sürekli ben Turan abiyi zikrediyorum Turan Kupalı ama şöyle ediyorum. Bunlar bize hiç kimse ateş yakmamışken müthiştü. Ama bugün öyle bir şey yaptı ki Hayati Giz, Selim Başkan Giz, Bahri Giz, sizler öyle bir şeyler yaptınız ki bizi tamamen öyle bir odakladınız ki biz gece Malatyaspor'un içindeyiz, sesimiz gidiyor. Futbolcularından olsun, diğer görüşüyoruz, diyoruz, çocuklara anlatıyoruz. Çocuklar bugün belki tozluğunuz diğer lüks değil ama formanız lüks değil. Ama giydiğiniz arma Malatya'nın bir arma. Hani o armayı görmeyin. Siz onu görmeyin. Siz o üstünüze yapışan armayı altında ne futbolcular geçti, ne insanlar geçti. O armayı FIFA da tanıyor, UEFA da tanıyor. Evet. Herkes tanıyor. Şimdi bu, siz bu armanın ağırlığını bir önce kaldırmaya çalışın. Bu insanlar, ben görüyorum, idmanlar 3'e çıktı. Gündüz idmanları gelmeyen çocuklar ayrıca salonda gidip ayrı çalıştıklarını biliyorum. Ya işte bunlar bize bunu yaptı. Helal olsun. Bizim kulüp çok her şeyi ne söyleyeyim. Bizim kulübün en üst başı aylık 1 milyon oynuyor. Diğerler 800-500 lira alıyor. Bizde maç primi yok. Bizde bir maça özel 300 lira koyuyoruz. Maçtan sonra köfte arası dürüm. Ondan sonra lahmacun. İcab edip söylüyorum, açığı söylüyorum. Ama gel o kulübe, o kulübün içindeki o gırgır, şamata, aile topluluğu ben hiçbir yerde göremiyorum. Ya çocuklar maşallah. Öyle bir ya öyle bir farkına varmışlar ki işin. Yani başkan, evet. Özür. Bu arada Yusuf Alpas'tan abimiz yazmış. Arduvan'dan yazıyı. Pazar günü derneğimizi bekliyoruz demiş. Yusuf ya, abimiz onlara da ama, çok teşekkür etmek istiyorum. Arduvan yönetimine, Arduvan Spor'a da başarılar diyorum. O da aynı şekilde demiş. Konu Malatya Spor'sa biz de madem kadroda belki yer bulamıyor. Çocuğu direkt bize demiş yeter ki çocuğu size gelmeyi istesin. Mesela bugün farkında değiller o bazı arkadaşlar. Kulüp İkman Yurdu ikinci B planı diyorum. Ayıksınlar. O plan da hazır. Malatya Spor'a tamam ben demiş zorundan gönderemem. Çocuk gelmezse ben de almam. Ben bugün o çocuklara söyledim. Arkadaşlar bizi benimsemediyseniz bizi takıma geliriz de biz üst düzey derseniz hiç istemiyorum. Ama Malatya Spor'dur. Ben de geleyim. Ben de bir ucunda tutayım. Yarın gelirsen zaten yarın kapım çalan çok olur. Bugün Fatih tüm fikrimizde yarın Fatihler çok. Ama bugünkü Fatih benim için çok kıymetli. Bugünkü Almanya'da hiç görmediğim, hiç tanımadığım Özgür kardeşim Malatya Spor sevdasını yaşatıyor. Bizlere bugün en büyük kamçıyı vuran Özgür kardeşim, biz ona dayanarak hem futbolculara hem bu transferlere gittik. Bizim her kuruşun dediğim gibi, deme Bahri bugünkü görüşmelerinde Bahri vardı. Bahri işini bırakıyor, bu işin başında biliyor nelerle mücadele ettiğimi. Bizler sizlere layık olmaya çalışacağız. Malatyalara layık olmaya çalışacağız. Estağfurullah başkanım. Fatih kardeşim diyecek ki ya kulüp başkanım Mustafa Güner İdris Payza ben bunları bekleri işte bunları bu kulüp lazım. Bu proje ileri çizme lazım. Bugün belediyeyle görüştüm. Bahri biliyor. Büyük ihtimalle otobüsümüz herhalde tamam. MOTAŞ müdürü COVID olmuş. Biraz gecikmeler var. Yani otobüsümüz Allah şifa versin müdürümüze de. Allah şifa versin. Otobüsümüz de geliyor. Eminler bizim yaptığımız şeylerde. Malatya halkı da emin. Çok güzel söyledi Fatih kardeşim. O futbolculara biz de gidip orada destek.
olalım. İşte biz tatta oynayalım. Talep var. Bu haftayı öyle bir şeylerle uğraşıyoruz ki. Fatih kardeşim. Malatya Spor'un ismi bir değişik. Rakipler başka uğraşıyor. Ya uğraşsın, onlar da haklı, bir şey demiyoruz. Çıkacak maçlara gidip kulüplere çıkartmıyorlar maçımıza. Yani ya neye çıkasınız diye. Bu o yüzden bu hafta maçımızı 3-0'la galip geçirdim. Bir rakiple hazırlık maçı aldık diğer grupta. Yani maç eksiğimiz var. Maç oynayamıyoruz. Aldığımız futbolcuları göremiyoruz. Yani oynar mı, neresinde oynar, hocalar ona bakacak. Orada zorlanıyoruz. Benim için adımı taşıyan bir dernek, ismini vermeyeceğim, Ankara'da. Ben ona şebek diyorum. O ne anlarsa alsın. Hiçbir zaman da üslubumu bozmazdım. Bozmuyorum da yine de öyle diyeyim. Benim için söylemiş, 3 kere söyledim. Ya şuna söyleyeyim. Malatya Spor'a sen biraz aran iyi bir dinleyen. Bizim haklarımızı versinler. Bırak, biz bir şey dinlemiyoruz. Benim için kılını kapatamayan rakibim olan takımın kapı kapı para topluyorlar. Yani sürekli ben her bir adam aldıkça hamle oluyor. Ben onlara hiçbir şey etmiyorum. Yapabilirler. Ama benim Malatya Spor'un adını derneğinde silsinler. Beni bazı şeylere mecbur etmesinler yasal yollara. Malatya Spor'lar buradadır. Bu sayfadadır. Fatih kardeşim daha önce de geldi. Bir yemekte tanıştık. Daha ligin ilk ışığını Adnan abiyle beraber türbüne geldiler. Hiç kimse gelmemiş. 15 bizi onur ettiler. Bizde bir şey mi talep ettiler? Asla. Dediler ki türbüne asla. Dediler burada Malatya Spor. Burada bizim evimiz. Biz hangisini yapabilirsek oraya taşıyacağız. Biz onları unutamaz. Bugün Adnan Çoban abi unutamazdı. Necip Olgun bak. Necip abiyi aradım. Geçen abi dedim böyle böyle. Malatya Spor mu dedi? He. Geçen gün bize bir miktar Allah razı olsun. Sesin gidip geliyor başkanım. Geçen sesin gidip geliyor. Ama başkanım. Bir girip çıktın mı? Yani dur şöyle yap. Net mi? Şimdi. İyi iyi şimdi iyi başkanım. Şimdi iyi. Evet Necip Olgun. Bugün abiyi aradım o günü. Abi dedim ya durumumuz böyle böyle. İdris sizler var. Bugün evet, benle görüştüm başkanım. Evet ben size söylemiştim. Dedi ki benim için Malatya Spor gözümdeki göz ağrısı. Yani tekrar bazı işleri düzeliyor çok şükür. Malatya'da da bir fabrika uğraşıyorlar. Ne diyorsan dedi ona varız dedi. Yani biz varız dedi. Dediğim gibi yani bizler bu senelik bir şey yapmıyoruz. Göztepe gibi 4 sene bekleyeceğiz. Ömrümüz var. Ben olmasam Fatih var. Fatih olmasa başkanım orada. Aynen öyle. Hayati var. O olmasa aynen öyle. Senin hayati. Çünkü bizler 4 kişi 5 kişilik Mustafa başkanla. Abim sizlere sağlıklı ömürler versin. Şimdi amin. Sana Mustafa başkanıma, geçmişte Bülent Kapkıner kardeşime başkanıma. Benim yönetim Fatih olsun. Sizler varsınız, bizler size hizmetkarız. Evet. Hiç onu bir kere düşünün. Hayır, biz öyle bir şey yaptık ki bugün bu kulüp artık hepiniz. Yani eskide İdris'le Mustafa, Fatih Altun Bey birkaç kişi olmasaydı bu kulüp kapanırdı. Bülent Kapkıner olmasa kapanırdı. O iş bitti. O artık kulüp size mal oldu. Biz yapacağız, siz takip edeceksiniz. Biz iyi yapmaya çalışacağız. Güzel yapmaya çalışacağız. Planlı gideceğiz. Öyle yüksek şeyler yapmayacağız. Ama öyle çocuklar var ki biz burada Fatih... Bahri abi benim sesim bana geri geliyor. Çıkıp tekrar girsem olur mu? Olur abim. Hemen olur geliyorum. Abim. Tamam. Şimdi bugün öyle şeyler yaşıyorum ki tekrar adını veriyorum. Adını vermediğim bir sürü insan da var şimdi. Öyle insanlar yardımcı oluyor ki. Bugün hiç kimse yokken bana diyorlar ki Ersin Cebe, bu formamız var ya. Ersin Cebe Malatya Spor hastası. Benim eski komşum Üskat'ta kendisi ticaretle uğraşıyor. Ben her demedi. Dedim ya forma ya niye reklam? Ben reklam şey değilim. Ben onu onurlandırmak için yaptım. Hiçbir zaman bana zor günde yüzünü dönmedi. Ben onu insan nasıl unuturum? Yani ben nasıl unuturum? Bana söyler misiniz? Bugün Allah razı olsun. Bugün Ali Perçin kardeşim telefondan bir aradım. Ne demek dedi ya? Ben bugün Veysel Karaçor telefon. Ya şunu söylüyorum. Bu insanların bana bu kadar güvenmesi beni çok duygulandırıyor ve artık çok sorumluluk altına koyuyor.
Ya insan aldığı, kendi Doğru. parasını aldı yani, önce alırdım bir defter tutmuyordum ya, diyorum biz verdik. Cebimize giriyor Mustafa Başkan'la. Sen ne verdin be? Eskiden şu oldu. Farkına varsanız belki Fatih'ciğim, sizler bizden yaş ufaksınız ama bari yaşadın. Biz Daş'ta Melek Baba'da otururduk. İşte ben, Peugeot Mehmet, işte sayamadım Memiş Kiprem, çoğu insanlar Pınarbaşı'na falan giderdik. 18-19 yaşında. Cebimizde kimde para var? Bir araba vardı zaten. Hepimiz sıkışırdık. O Şahin'e, benim Şahin'e 15 kişi binerdi. Nasıl binirsek binmeyelim. Kapıda inedik. Otururduk. Şey yoktu. Böyle parayla konuşan içimizde barınamazdı. Doğru mu sen de? Yoksa sanki tamam, sen tavuğa, sen et, sen de bitti bu iş. Biz önce Mustafa Başkan'ı böyle kulübü götürüyorduk. Yani hangimiz yetişirsek. İdris Başkan, ses gidiyor ama İdris Başkanım sesini alamıyoruz. Bir dakika şimdi. Şimdi. Şimdi var mı? Evet, Alo. şimdi güzel. Evet. Güzel. Şimdi ben onu anlattım deme, dinlediniz mi Pınarbaşı'na gittiğimizi? Evet, Oturup yemek. duydum onu. Bizim Fatih'ciğim, bizim içimizde böyle paralı, ben paramla seni ezerim diyen adam bu sefer içimize giremezdi. Yani dedi sen git, para varsa başkası sen sorun mu? Sen, biz arkadaşız burada. Şimdi Doğru. önce Mustafa Başkan'ı, şimdi öyle yapmıyorum. Şimdi sizin kulübe futbolcuya geleni dağıtmaya ya da başka suyun parasını yazıyorum. Diyorum ki ya olmuyor ki. Ben bunu ayırmışım ama benim çala çocuğum içine bu insanların gönderdiği 1 lira geçmesin. Neden geçmesin? Belki geçsin. Bilerek değil, bilmeyerek geçmişse Rabbim helal ede. Ben devamlı Amin. fazlasını bu taraftan tutarım. Neden? Tabii. Şimdi bir hesap vermek zorundayım. Yarın biri Hayati Hocama dedi ki böyle bunlar gitti, böyle oldu. Siz gönderdiniz, bu ne oldu desin. Ben onun Tabii. hesabını vermek için, bak bir kulüpsen böyle yapacaksın. Hesabını vermek için elimden Doğru, gelenin doğru. en iyisini yapıyorum. Doğrusunu yapıyorsun Yani başkanım, doğrusunu yapıyorsun. doğrusu Ne da demesin? bu, doğrusu da bu. Evet. Malatyaspor artık millet, biz eğer bir Göztepe olamıyorsa, biz bir Kocaeli olamıyorsa, biz bir Sakarya Başkanım biz olamıyorsa, hepsinden daha büyüğüz. biz bir Vallahi daha komşumuz, büyüğüz. bak komşumuz Elazığ, onlar da kat kat bizde üstün insanlar, komşularımız hepsi. Tabii. Elazığ borcunu Hep dostumuz siliyorsa, çok. Eşimiz dostumuz var. Elazığ borcunu siliyorsa, bugün 17 trilyon silip tahtayı açıp şaha kalkıp transfer takım etrafında toplanıyorsa, eğer bizler bunu yapamıyorsak demek ki bizim Malatyalılığımızda şüphe var. Bugün Evet, arkadaşlar bir Hayati orada Hocam, şöyle evet bir Hayati Hocam çıkmış bugün. Siz Hayati Hocama çamur at, izi kalır diyorsanız önce aynaya bakacaksınız. Selim Başkanıma laf söylüyorsan aynaya bakacaksın. Fatih kardeşime laf söylüyorsan, Fatih kardeşim amatörde ne çıkar olur? Ne yapabilir? Malatyaspor Fatih'in aklında fay. Gelin Selim Başkanımın aklında fay. Gelin Hayati Hocamın Türkiye'de belki üçüncü hocadır. Hocalığında faydalanalım. Gelin Bahri'nin çevresi geniş, Bahri'de öyle faydalanalım. Yani Doğru. insanların neresinde faydalanırsa öyle faydalanalım. İnsanları ben değilsem olmasın demeyin. Yarın siz olun biz olmayalım. Ama biz de sizin yanınızda kalalım. Yani Tabii. Önemli benim olan demek bu. istediğim, Büyüyerek gitmek lazım. Başkanım. ya Tabii. bu kardeşlerim millet parayla bulup o yayına adam çıkaramazken bu kardeşlerim seve seve koşuyorsa, ben de Doğru. demiş ya, ya sen karıncaya demiş sen bu işin neresindesin? Topal ayağına gidiyorsun. Demiş ben Evet. adamla oraya bir su taşırım eninde sonunda. O ateşi söndürmeye bir su taşırım. Yetiştiğim kadar. Yani sizler de Doğru. şu anda yaptığınız işler büyük. Unutmayın ki siz bu kardeşiniz, abiniz, kardeşiniz Mustafa Başkan'la beraber sizin fikirlerinize, sizin yolunuza durmadan sağ devam edecek. Volkan'ım katılmış. Ona bir cevap Allah vereyim. razı olsun. Volkan'ım senin Malatyalı'nın iş tartışılmaz. Senden çok televizyon yayınları yaptık. Keşke onlar olsa. Senden çok yol gittik. Cizreler, Vanlar, Urfalar. Keşke senin gibi yürekli bir televizyoncum daha olaydı. Şu anda Malatyaspor çoktan üçüncü ligdeydi.
çoktan bitmişti. Maalesef evet. Senden sonra televizyoncular kimin uçak biletini aldıysa oraya bindiler. Senden sonra oraya koştular. Bazıları, herkesi tenzih etmiyorum ama Volkan'ım sana da İdris Başkanım sesin gitti ama yine. Evet. Ama görüntüsü iyi. Dondu. Maşallah. Allah maşallah. Nazardan görsün diyelim. Başkanım görsün çok harika şu anda. Maşallah. Başkanım sesin gitti İdris Başkanı. Ben bir tane mesaj okumak istiyorum. Mahmut Can arkadaşımız diyor ki bir avuç Malatyalı hariç koca şehir gurbetteki Malatyalılar için kolayını seçtik. Vefasızlık yaptık. Kim bu kulübü ayakta tuttuysa Allah razı olsun. Tamam. Bismillah deyip yeniden başlıyoruz. Allah senden de razı olsun kardeşim benim, hemşerim benim. Maalesef öyle oldu. Evet, işin kolayı seçildi. Doğru. Yanlışı seçildi. Yanlışı seçildi. Ama yüce Rabbim şahittir ki biz hep durduğumuz yerdeydik. Allah razı olsun. Yani bunu anlayıp tekrar ateşi yeniden yakalım, yeniden başlayalım diyorsan Allah razı olsun. Zaten başlamışız. Amin. Yanımızda sen de varsan bir kişi fazla olduk. Sağ ol varım. Bu arada İdris Başkanım... Başkanımın sesi hiç şey olmadı ki ya. Sağ olsun. Nazar ettiler. Vallahi ya. İdris Başkan'a şeyi soracağım. Bu bilet ve maç için, bu sene için yetiştirebilir miyiz? Ne düşünüyor? Onu soracağım. Tekrar evet. Bağlandı. Ben biraz toparlayayım ki bir sağlıkçı da gelecek, bir serum olacak da onu bekliyordum. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Dışarıda yaşayan, içeride yaşayan Malatyalı. Başkanım sen odanı değiştir, odanı. Hiç hedefimiz dedik. Ya da Wi-Fi'yi kapat. Ses geliyor mu? Wi-Fi'yi kapatsa da olabilir. Wi-Fi'de bazen sorun oluyor. Geliyor mu sesin? Geliyor. 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 Benim söylemek istediğim şu arkadaşlar, Malatya Spor adına bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler bir büyük bir camiye olduk. Şu anda ben Fatih kardeşimin anlattıkları mantıklı, bilinçli, hiç kimseyle bir işimiz yok, hiç kimseyle bir hesabımız yok. Bugün ben bir şey daha söyleyeyim. Malatya Spor Kulüp Başkanı'nı aradım. Kupalar almaya gidecektim. Yeni Malatya Spor'u diyorsun değil mi başkanım? Kanalına dedim. Evet. 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 Ben bir dilekçe vereyim. Resmi olarak bir dilekçe vereceğim. Alo. Ben bir odamı değiştireyim bakayım hele dur. Yayında bir sorun var ya. Şimdi iyi geliyor başkanım. Konuş konuş. Alo. Şimdi geliyor. kupaları resmi olarak bir yazıyla önce kulübe yazacağım. Vermediği takdirde iki tane güvenlik görevlisiyle Malatya Spor üzerinde kazandığı kupaları kendi kulübümde kendim sergileyeceğim. Bana ait olan bir şeyi hiç bırakmayacağım. Bana cevap vermedi, dönmedi. Bir tane daha aradım. Bir vekil aradım. Daha önce ararken koşa koşa biri vermediler. Ha ben anladım. Şunu anladım. Adamlar diyor ki İdris Payza arayınca camiada büyüdü. Ben sizde unutmayın. Ben sizde 1 lira Malatya Spor'a haram para sokmam. Bu gelen kendi gönlünde öğren helal paralarından bu takımı götüreceğim. Benim Alangir işlerinden hiç işim olmaz. Malatya Spor'a mefat karşılığı bir şey yapan da bu kulübün önünde geçemezler. Gönlünü bravo veren geçecek. Ağzına sağlık. Dört sene yokken ben de Mustafa Güner başkanım şey biliyor, Bülent Kapkıner biliyor. Zamanın parasıyla 450 bin lira parayla bu kulübü ayağa kaldırmış. Bizim 1 lira alacağımız yok. Biz Malatya Spor'u seviyorduk, yaptık. Yarın da bu kardeşlerimi sever yaparım. Allah razı olsun. Seve seve canlarını tutmasın. Onlar zannediyor ki ben onlardan bir şey isteyeceğim.
Lan gidin halinize bakın. Önce acın acı halinize bakın. Değil. Yerde şerefiniz kalmamış. Doğru. Hasiyetiniz kalmamış. Türbünde hiçbir şeyiniz kalmamış. Doğru. Neyiniz kalmış? Bugün biri bana türbünde o hakaretleri, o lafları söylese ben sabah benimle hesap vereceğim. Ya da bu işte bir iş var. Ama ben bir şey diyemiyorum. Çünkü ben Malatya Spor'uma sahip çıkıyorum. Ben sizin aynen Malatya Spor'unuza sahip çıkıyorum. Allah razı olsun. Sizin Malatya Spor'unuza rahat olun. Kimse Allah razı olsun. Kapının önüne geçemez. Fatih'im o diğer konularda yarın tamam. Seninle bir görüşeyim. Çok iyi bir proje bilet konusu. Nasıl yaparız? Tamam. Bahri'yle beraber hızlandıralım. Ben sizin onu takip edeceğim. O işi ben aşkın. Takip edeceğim. Sizler yapın. Takip edin. Biz sana teşekkür ederiz. Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım öncelikle çok ben de çok teşekkür ediyorum. Edemediğim. Allah razı olsun sizlerden. Yine her zaman söylediğim gibi Bülent Kapkıner'den bu yanı, Mustafa Güner'den, senden, İdris Fayza Başkanı'ndan. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkürler ediyorum. Amin. Şimdi o senin bahsettiğin kupalarımız vesaire, tesislerimiz senin bir telefonuna bakıyor başkanım. Hiçbir sıkıntı yok. Ama önemli olan kanuni yollardan onu çözmemiz. Ama milletin anlayacağı dilden eğer senin telefonuna bakmıyorsa, kendini mağrur görüyorsa, ben onu da şöyle söyleyeyim. O adam önce milyon dolarlık futbolcular oynatıp, efendime söyleyeyim, daha tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan Malatya Belediyesi, bak bu çok önemli, onun iaşesini o tesislere koymayacak. Ve o tesislere koyduk, bir dakika Bahri abi, koyduğu halde de benim başkanlığımın telefonuna bakmamazlık vesaire. Onun kimin telefonlarına baktığını ben biliyorum. Ve insan olarak üzülüyorum. Bende saklı. Kimlerin telefonuna baktığını ben biliyorum. Ha o senin telefonuna bakmıyor. İdris Başkanım sana iyiler iyi diyecek, kötüler kötü diyecek. Sen hiç canını sıkma. Malatyalılar, Malatya sporlar senin yanında. Senin gözünün üstünde kimse kaş var demez, diyemez. Sen zaten bunu dedirtmezsin. Diğer türlü de kanuni yollardan hazır ama sen ne emir buyuruyorsan bizler senin yanındayız. Hiçbir sıkıntı yok başkanım. Bunlar öncelikle tüy bitmemiş yetimin hakkını gidip esenlikten alıp kendi kursaklarından geçirmeyecekler. Ben kulüp başkanı olduğum gün tesislere kongre salonundan yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber testlere giderken yüce Rabbim biliyor herkes şahit nasıl gittiğimizi. Oranın çayını kahvesini içmemek adına kardeşim Bilgehan'a söyledim oğlum dedim şuradan çay kahve al öyle gidelim. Biz öyleyiz. Başkan. Aynen. Şimdi şunu kısa keseyim. Şimdi ben kendi adıma şahsi adıma o testlerde bir alacağım yok. Şirketim adına yok. Kayısı adına yok. Ben Malatyalıların hakkı orada var. Ben o hakkı almasam Allah onu bağışlasın. Müsaadenle bir şey söylemek istiyorum. Hukuki açıdan desteğe ihtiyacımız olursa benimle de birlikte çalışan çok değerli çok spor hukuku uzmanı Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun başkanları var. Şekip Bey var, Şekip Mosturoğlu. Olacak. Fesih Deli Dere var. Bunlar çok kıymetli. Çok zamanında bu 62-22 sporda şiddet yasasını yazanlar bunlar. Bunlar için yapılacak ne varsa birlikte hareket de edebiliriz. Malatya Spor'umuz asla sahipsiz değildir. Malatya Spor'un hukuken de Türkiye'nin en iyileri zaten savunur. Ve öyle avukatlarla çıkarız ki onlar o avukatlara cevap da veremezler yani. Ben şunu söyleyeyim. Bülent Kapkıner bu işlerde çok hakim dosyaya. Bülent Başkan. Yarın görüşeceğim evet, Bülent Başkan da o ben çok iyi olur. Ben şunu edebime sığdırmadığı için, ailemde gördüğüm terbiye, örf adete sığdırmadığı için yapmadım. Rahmetli anam derdi ki köyde kavurma yapardık, bal yapardık. Sizinkiler de nur içinde yatsın. Derdi size vermezdik. Derdim niye vermezdin ana? Biz yani kime verdin bu komşu? Yok derdi. Baban derdi ki dur bir misafir gelecek. En sonunda da yaz günü kurt düşerdi çöpe atardık misafir için. Evet. Şimdi orada oturan futbolcular misafir olduğu için onları boşaltmayacağım. Biz çadırda kalırız onlar orada kalsın. Ama kupalarımı Malatya Spor olan diğer haklarını ne Malatya Spor Kulüp Başkanı'na ne onun yarışma grubuna bırakmayacağım. Onlar gelsin yani sahipçisinden onlara. Onlar misafirlerimiz o futbolcular
Onlar futbolcular misafirimiz orada. O insanlar orada olduğu müddetçe ben asla ev sahibiyim. Onlar yabancı ülkelerde gelmiş Malatyalıların böyle bir iş yaptığını yanlış anlarlar. Bizi yanlış anlamamaları için sezon sonunu bekleyeceğim. Çünkü onlar tabii, tabii. oradayken biz orada gidip oturursam benim insanıma sığmaz. Onlar başımızın tacı orada olsunlar. Ama Malatyalıların hakkını da bırakırsam yarın aynen, Malatyalar aynen. yakama yapışır. Benim şahsi meselem değil. Herkes hakkı memleket meselesi. Konuda. Hepinize başkanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Allah'a emanet ol başkanım. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Başkanım iyi akşamlar. Allah'a emanet ol başkanım. Zaten bugün İdris Başkan'la buluştuğumuzda süper. İşte arabaya bindik. Dedi, abi özür dilerim ben sana dur dedim hakkını helal et. Abimsin benim öyle şey mi olur abim benim. Şimdi arabaya bindik arabanın yönü Şirak pazarından Pınarbaşı'na döndü. Dedim ya başkan biz nereye gidik? Hadi dedi gidek testlere dedi kupamızı alak. Hadi gidek dedi. Gittik sonradan hani hukuki mesele olduğu için köpekten geri döndük. Yoksa gidiydik yani. Gidip kupaları alacaktık yani. Hiç sıkıntı değil Bahri abi. Hukuken de alırız. Dursun, sevinsinler. Aynen. Fatih'im sevinsinler, mutlu olsunlar. Onlar herkes kendine yakışanı yapıyor. Bak aynen, evet. 12 sene oldu. 2010-2022. Mutlu olsunlar. Hiç problem değil. Hiç problem evet. değil. Herkes kendine yakışanı yapar. Hiç öyle. Sıkıntı değil. Biraz önce işte hemşerimiz yazmış. Maalesef demiş, biz demiş yanlış yaptık, kolayı seçtik. Ben hep söyledim, yırtındım. 12 senedir yırtınıyorum. Yanlış yoldasınız. İşte dilim döndüğünce arkadaşlarıma nasıl geçen insanlara yanlış yoldasınız. Bu iş doğru değil. Tamam olabilir. O da Malatya'nın bir kulübüdür. Ama bunu birini kırıp döküp birini yaşatmak doğru değil. Kendimizi yırttık. İşte arkadaşlarımız yeni yeni söylüyorlar. Bu büyük bir erdemdir. Değil mi Fatih'im? Yani Bahri tabii. abi. İşte tabii, ben tabii, diyor ki başkan. Onların yanında oldum. Erdemdir. Başımızın heves üstünde edildi. Yeri var. Heves edildi şimdi, diyelim. Yine söylüyorum ben hazmedemiyorum abi. Yani evet. bir yerde hocam geldi, imparatorum geldi. Bir yerde bir sefalet var. Bir sıkıntı hocam. Var. İnsanlar hakikaten ekonomik sıkıntılarla bu vahşi kapitalizmin bütün birimleriyle iş başında olduğu bir dönemde bir şeyden sıkılıyorlar. Sen kendi ağzıyla ifade ettiği için söylüyorum. Benim bir elden değil. Dün bizim Mikail Pelt'le yapılan bir programı var. Ben bugün tekrarını izledim. Bir saat 15 dakika erinmeden izledim. Orada diyor ki işte Malatya Belediyesi bizim İAŞ'ımızı veriyor ve teşekkür ediyor. Yazıktır, günahtır. Sen eğer ki milyon dolarlık bir yere öyle bir bütçe var. Yani milyon dolarlarla bahsedilen bir bütçenin İAŞ'ını de tüy bitmemiş yetimin hakkı olan belediyenin şeyinden, iştirakından alıyorsan o ayıp da sana yeter. Ve bunu pişkin bir şekilde içine sindirenler bir kulüp başkanlığı yapıyor. Bir de şunu söyleyeceğim Fatih'im. Temsil var. İnsanların karşısına çıkma şekli bu bizim ergen gençlerin giydiği sivit şörtler var kapüşonlu. Önü şeyli kardeşim. Baskılı. O şekil insanların karşısına çıkmış. Ya ellerinizden öper benim evlatlarım da onları giymiyor ya. Doğru. Bunlar ergen 18 yaşından sonra giymiyor yani. Bizim geleneğimizde şeyimizde öyle bir şey yok. Hangi kulüp başkanı giymişse kamera önüne geçmiş de bana söyleyin arkadaşlar. Yakışmaz. O bakış açısı bu. Böyle görüyor şeyi. İnsanları böyle görüyor. O yüzden davranışı da bu. Biraz önce notlarımın arasında bir tane daha bir şey var. Onu söylemeyi unuttum. Gelecek seneler için hazırlığını yapıp bir tane Malatya'da Malatya Spor Store iyi ürünler, iyi gerçekten iyi ürünler aldıkları zaman giyilebilecek bu eften püften satıyorlar bunlar ben gördüm. Mecburen her sene 50-100 tane alıp eşe dosta dağıtıyorum onlardan da. Neyse bizim kendi ürünlerimiz için bir tane bir yer belirleyip onun da finansını da onu da anlatacağım. Seneye ve daha sonraki seneler için iyi ürünler, kaliteli, markalı Malatya Spor'un logosunun yanına yakışacak markalarla anlaşıp satıp kulübümüze de devamlı destek haline getirmeye için de bu üç tane projem var benim. Birincisi
Bilet, hatıra bilet. İkincisi bu sene için maç organizasyonu sezon bitmeden. Üçüncüsü de Malatyaspor'un kendi store'unu açmak. Zarar ederiz, kar ederiz önemli değil. Ama Malatyaspor'un gerçekten hak ettiği bir store olsun. İnsanlar bizim formamızla gidiyorlarsa o maçı izlesinler. Eyvallah. İyi forma yapalım. Fatih abim, o konuda bu sen oraya yakın olduğun için söylüyorum da bu Kocaeli'de bir firma var abi. Bu bayağı da kalite yapıyor. Ben onun evet. adını öğrenirim. Bayağı da fiyat bazında da uygun da bir iki günlük de oradan yaptırıyor. Ben eğer o firmanın adını bir öğrenirsem sana alo diyeyim. İstersen problem yok. O... Sen bildir Bahri abi lütfen. Zaten en iyisini yaptıracağız abi. Evet. En iyisini evet. yaptıracağız. Bunu da yarın İdris Başkan'la da konuşacağım. İnşallah. Bu önemli bir konu. Bu bizim marka değerimizle alakalı bir kurum. Allah durum. Razı olsun. Fatih bir de şu var. Şimdi Allah'tan ümit kesilmez. Buna eyvallah. Bunu böyle temenni etmek başka bir şey. Kesin kati ifadelerle biz şöyle olacağız, biz böyle olacağız. Demek başka bir şey. Düne kadar bunları ifade ediyorlardı. Kuzu kuzu Malatya insanının şeyini, yani onlara inananlar da ayrı konu da, ümitleriyle oynadılar. Doğru. Bu da büyük bir günahtır. Doğru. Bunda hesabı inşallah sorulur. Sorarlar. Tamam. Beni ilgilendirmiyor ayrı konu. Beni ilgilendiren yanı benim belediyemin iştiraki olan Esenlik şirketinden tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Hepimizin yavruların hakkı var orada. Oradan milyon dolarlık bütçelere yaşa gidilmesi. Bu çok çirkin bir şey, çok ayıp bir şey. Ben ilgilendiren konusu bu. Yoksa diğer türlü Allah da biliyor. Sizler hepiniz biliyorsunuz. Beni ilgilendirmiyor. Hocam hoş geldin. Doğru. Hoş bulduk. Başkanım biraz önce dedim ya projeler var. O projelerden bunlarla ilgili olanları da var. İnşallah onları yüz yüze kalıcı bırakmak kaydıyla inşallah onları kısa vadede hayata geçiririz. Hocam ben sen geldin diye gidiyorum gibi olmasın. Ben müsaadeni istemek istiyorum. Fatih, sen yine ağzına yüreğine sağlık. Yine konuşuruz. Telefonlaşırız. Tabii konuşuruz. Sen yine bir toparlama yaparsınız hocam bugünkü gündemle alakalı. Ben yine izleyeceğim. Şunu söyleyeyim. Ben sonra seni telefonla da arayabilirim eğer müsait olursan. Tabii. Aynen. Özgür Karakoç kardeşimizin bana attığı şeyler var. Onun da kendine göre çizdiği projeler var. Bu da hocam Fatih'imle paylaşalım da. Yani... Tabii. Güçleri birleştirelim, fikirleri birleştirelim hocam. Ben şöyle onun için söyledim Hanifi Başkanım. Fatih'le Özgür Başkan'ı da bir araya getirip konuşturabilirsem, Özgür Başkan'ın çok güzel projeleri var Fatih. İnşallah. Benle paylaştı. Ben onları sana sonra atarım. Tamam. Mesela bu seneyle alakalı hiç vakit geçirmeden 44 tane deneme dediği onu. Yani sezon başında 44 gençle bütün sponsorluğunu da Karakoç Holding'in yapmasıyla birlikte bir kamp, küçük kamp ve aynı zamanda deneme. Bunu bu sezon bittiği zaman hayata geçirmek istiyor. Ben bunları seninle paylaşırım. Özgür Başkan. Aynen. Hocam zaten buralardan söylemeyin. Bunları insanlar kullanır. O yüzden şimdi, biz bunu özelde konuşuruz. Tamam, bence de Hayati Hocam, bence de. Şunun için bence de bu aralar birilerine zaten şeyine gidiyor. Abi, o Özgür Başkan'ın kendi çıkardığı bir proje ve bunun sponsorluğunu hiç kimseden 1 lira ya da bir beklenti içine girip yapmak değil. Bu sadece, ben Hanifi Başkanım seninle paylaştım biliyorsun bunları. Abi sana hocam ne demek? Onun içinden gelerek süper. O bizim yayınlarımızı da seyrediyor sağ olsun. O yayınlardan sonra da biz bana... de elimizden ne gelirse seve seve yardım ederiz hocam. Fatih, Özgür Başkan'la da tanışmanı çok istiyorum çünkü İnşallah. Hakikaten öyle bir Malatyalı olduğun için de kendim de gurur duyuyorum tanıştığım için de. Hakikaten
Müthiş, temiz kalpli bir adam, Süper. insan. Allah Allah yolunu açık şehidini etsin rast inşallah. getirsin. Amin. 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 Onunla da paslaşırız. Ben Özgür Başkan'la konuşurum. Tamam. Senle de Olur abi. O konularla alakalı, onun çünkü Almanya'da aynı zamanda futbolun içinden geldiği için Almanya'daki futbolcu kardeşlerimizle alakalı bir projesi var. Onu da seninle paylaşırım sonra. Olur. Tamam. Bir görüşürüz onunla da. Olur mu? Tamam, tamam hocam. Tamam. Tamam. Tamam Fatih. Başkanım, ağzına yüreğine sağlık. Bahri abi, çok teşekkür ederim sana da. Hocam, senin ağzına sen de yüreğine hakkını sağlık verin. Kardeşim. Şeref verdin. Bize Evet. katkılarda Estağfurullah, o bize ait. Ailenge ve çocuklara çok selam. Allah razı olsun. Ellerinizden Görüşürüz. öperler. Sağ olun. Baş tacı. Bundan Hem sonra öpenlerin çok olsun kardeşim. Sahada savaşacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah hep birlikte. Allah'a emanet Tamam olun. Hayırlı kardeşim benim. akşamlar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Herkese ol. selamlar. Saygılar. Aleykümselam. Sağ ol. Abi bu arada Fatih İlek abimize de çok teşekkür ederiz. Bayağı anlattığı projeler de bayağı olumlu, iki tutar. Çok Kendisi saygı duyulacak bir kişilik. Saygı duyulacak projeleri var. Allah ondan razı olsun. Buyur Bahri abi. Yok Fatih abime de çok buradan teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizi kırmadı, yayınımıza katıldı. Çok güzel Sağ olsun, var fikirleri. olsun. Sağ olsun. Zaten bizle birlikte o da kendisi de bizle birlikte sahada kendisi de. Kendisine de buradan çok teşekkür eder, saygılar sunuyoruz abi. Sağ olsun. Evet. Tekrardan Fatih Benim de kardeşime saygılarımızı gönderiyoruz. Arguanspor'a da desteklerinden dolayı tekrar başkanına, yöneticilerine, Arguanspor'umuza hedeflediği 3. ligde daha sonraki yıllarda da daha üst liglere gelmesi yolunda başarılar diliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bunlar unutulmaz Arguanspor'um. Bunlar unutulmayacak. Sen bir yaptın, biz 1.000 yapacağız inşallah. Hiç canınızı sıkmayın. zaten pazar günü Arguvan'dayız abi. Arguvan'ımızı yalnız bırakmayacağız. Gidip Arguvan'ı da Arguvan'da destekleyeceğiz abi. Allah Orada benim en iki tane sevdiğim abimiz var. var abi İdem. sen sana En sevdiğim efendim abi. Sesin gitti Hanif abi. abi bana telefon geldi. Sizin sesiniz kesiliyor yine. Evet. Orada Çıkayım da geri gireyim abi. olur başkanım. Benim en sevdiğim yeğenim de beni izliyormuş. Ertan'ım. Hayırlı akşamların olsun. Selam sana da. Benim güzel kardeşim. Şimdi şu var. İşte böyle anlaşılabilir dille konuştuğun zaman ben Fatih'in bu yönünü çok seviyorum. Böyle anlaşılabilir bir şeyleri insanlara anlatmak ve bunu Fatih'in ağzından duymak çok güzel oldu. İnşallah hayata geçirilecek projelerim ben hep söylüyorum. Yani bizim artık gerçekten sahaya inmemiz lazım bari başkan. Bizim Fatih Evet. sahada olmamız lazım. Ama bunu da nasıl yapacağız? Bunu da biraz fedakarlık, biraz hepimizin yapması gereken şeyi yapacağız. Fedakarlık yapacağız. Malatya'da, artık Ankara'da, İstanbul'da nerede ne yapılması gerekirse el birliğiyle hep birlikte artık sahaya gerçekten Fatih'in söylediği gibi inmemiz lazım. Yoruluruz belki. Belki biraz Kusura zaman bakmayın kaybı yaşarız. Estağfurullah arkadaşlar. başkanım, hoş geldin. Biraz Hoş yoruluruz bulduk. ama Hoş işi bulduk Bahri amacına abi. da ulaştırırız diye düşünüyorum. Yani herkesin artık bu saatten sonra gerçekten sahaya inmesi lazım. Bu arada Arif Öğüt abimiz de Kıvremiz de bizi izlemiş Hayati Hocam. Arif Öğüt abimiz. Evet, selam Kendisine olsun Arif kardeşime. hayırlı akşamlar diliyoruz abi. Arif kardeşime Yani selam olsun. Hoca şey Bahri sağ olun abi. başkanım. Senin yayında bugün hazırlıksız yaşadım. Geldim. Hakkını helal et. Tıraşsız falan. Yok Bahri abi, abi sen dondu bu her zaman sefer. yok sen dondun abi. Sen Sen her dondun, zaman Arif'i başkanım. sen dondun Hanifi başkanım. Şu anda Efendim yine hocam? dondun. Abi sen donuyorsun. Hocam?
Yine Sen dondum donuyorsun. Ben mi Şimdi dondum? düz. Evet. Allah Allah. Var internette sıkıntı yok ki abi. Ha, şu Yok anda ya. normal. Yayınlanıyor. Bu arada Mehmet İmre kardeşimiz bizi izliyorsa istek atsın. Mehmet İmre kardeşimizi yayına alalım. Mehmet. Hocam yayını kapatmadan ben söylemeyi düşünüyordum da senin bahsettiğin konuyla alakalı. Sen Bahri Ağabeyim, İdris Fayza Başkanım, bugün o da şey etti. Tabii sizler değerli olduğunuz için bizim için sizin bir lafınız, ricanız bizim için emirdir. Biz de o Estağfurullah. emir üzerine geldik. Olabilir. Yanlış ifadelerdir. Tamam, katılıyorum. Bununla beraber abi insanların hassasiyetleri var. Yani bu hassasiyetlere herkes saygı göstermek durumunda. Yani ben sana benzemek durumunda değilim. Ben bir başkası gibi düşünmek durumunda değilim. Ama saygı sınırları Değil. içerisinde Aynen. birbirlerimize Aynen. tahammül edeceğiz. Hoşgörü göstermiyorsan saygı göstereceksin. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bana defaatle ya sizin yayınlarınız efendime söyleyeyim zamansız diyen arkadaşlarımız oldu haddini aşarak. Ama bu Tabii. had aşmadır. Yani ben herhangi bir kimseye sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diyemem. Yani Abi ben kendim de pardon, müdahale yapıyorum. Hanifi Başkanım. O zaman sana bildirsinler ne zaman yayın yapalım. O zaman tarihini versinler, ona İşte göre ben yayın de yapalım. onu söyledim ya kardeşim. Sana mı soracağım, sana mı edeceğim? Erhat mı? Evet. Erhat'ım hoş Hoş bulduk. geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar, Hocam hayırlı yayın ne yayınlar. zaman yapılır, ne İyi zaman akşamlar edilir? kardeşim. İyi akşamlar Yani Erhat'ım. ben istediğim İyi yerde, akşamlar hocamla, hocam. Bahri Ağabeyimle istediğim yerde, istediğim yere giderim, çıkarım. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. Yani benim birilerinden icazet almama falan gerek olmadığını düşünüyorum. Erhat'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Erhat. Şimdi ben bir şeyler söyleyeyim abi. Hoş bulduk abim benim, Bari abim. Şimdi yayınlarınızı zevkle izliyoruz. Ben de bir ufak bir katılayım dedim. Şimdi şöyle bir söyleyeyim abi. Geç kalınmış yayınlar yapmaya başladık aslında. Yani bu yayınların keşke bir sene önce, 2 sene önce başlansaydı. Şu anda belki de daha farklı yerlerdeydik. Şimdi Erhat'ım bilmiyorduk ki böyle bir şey olduğunu biz. yani biz de sosyal medyaya biraz yabancıyız aslında. Pek şey Aynen yapamıyoruz. öyle Ama Erhat'ım. şöyle bir şey söyleyeyim abi. Yardımları yaparken de destek verirken de yorum yapan arkadaşlar da olsun, buraya çıkan arkadaşlarımız da olsun, bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Cepheyi tek yapmamız gerekiyor. Genişletmeden. Şimdi insanları kırmadan yapmamız gerekiyor. Mesela yorum yapan arkadaşlar, şey yorum diyorum, yorum yazan arkadaşlar oluyor. Şimdi arkadaşlar biz hepimiz Yeni Malatyaspor tribününe de gidiyoruz. Zamanında Hayati Hocam bilir. Malatyaspor tribünlerde de neler yaptığımızı, Malatyaspor için neler yaptığımızı, elimizi taşın altına değil, gövdemizi koyduğumuzu biliyoruz. Aynen, Fark aynen. yalnız bazı şeylerden dolayı 6-7 yıl mecbur bu şehirden uzak kaldık. Mecbur kaldık yani. Onu Hanifi Başkanım da kaldı, biz de kaldık. Ama şunu söyleyeyim, Malatyaspor için ne yapması gerekiyorsa yine hepimiz elinden geldiği kadar yapacağız. Kimisi parasıyla, kimi duasıyla, bugün kimi belki bir simit parasıyla, bir çay parasıyla damlaya damlaya göl edeceğiz bunu. İstanbul kanadında da biz şu anda İstanbul'dayız. Bizim de elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Bize Allah ne razı olsun. görev verilirse, senin görevin şu derlerse ben görevimi başım üstüne derim, yaparım. Buna da kimsenin şüphesi kalmasın. Ha benim demek istediğim ne? Bugün Yeni Malatyaspor yönetiminde olan arkadaşlarımız da var. Kardeşim bu şehir herkesin şehri. Bu adamlar da yardım edecek. Malatyaspor'un kupaları verilecekse verilecek. Tesisleri verilmesi gerekiyorsa verilecek. Bunu kimse inkar edemez. Ama dediğim gibi abi kırmadan, dökmeden olacak aramıza. Kesinlikle. Erhat'ım bak, ben seni desteklemek için bir İdris şey söyleyeyim. Başkanıma söyledim. Yani kanun ne emrediyorsa. Aynen Bak abi. şimdi bizim öyle bir duygumuz olsa, bak buradan her yayında bağıra bağıra söyledik. Şimdi biz bu yayınlara başlarken ilk gün buraya parayı gönderen kimdi Hanifi Başkanım?
İlk Kader miydi? Evet. Bilal Şeyim Elmas. Hocam. Bilal Elmas mıydı? Bak Bilal Elmas. İlk yatırım Bilal Elmas. Bilal Elmas. Atan, he, eyvallah. Bilal Elmas. Bilal Elmas abimiz kim? Yöneticimiz şu anda Yeni Malatya Spor'da yönetim kurulu üyesi, yönetici. Peki o onu art niyet olarak algılamıyor da bu şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu Malatya Spor'un, Yeni Malatya Spor'un içindeki bir insan bunu böyle algılıyor da başka insanlar niye onun baktığı pencereden bakamıyor? Abi hepimiz o pencereden bakacağız. Bak, hepimizin yüreği bir. Bu net değil mi? Şimdi aynen öyle. Şimdi abinin yaptığı o büyüklüğü vallahi billahi aynı gece oturdum ben evimde ağladım ya. Yani Malatya Spor'un içinde, Yeni Malatya Spor'un içinde olan bir yönetici büyüğümüz ya bunu yapan. Biz buradan defalarca demedik mi? Helal olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Birini bin etsin. Ve her daim de yapacak abi onu. Yapar da yani. Öyle bir kapasite bir arkadaşımız, dostumuz yani. Yapar da yani. Abi şimdi o zaman lütfen herkes ama Bilal Elmas'ın baktığı pencereden baksın lütfen ya. O zaman haklıyı buluruz ya. Şimdi mesela yorum yazan arkadaşlar da yazıyorlar bazen. Ya şimdi şöyle bir şey söylüyorum. İki kulüp var. İki kulüp de bizim. Bir tanesi bizim babadan kalma mirasımız. Diğeri sonradan kurulmuş bir takımımız. Biz ikisine de sahip çıkacağız. Bir, hani Hanifi Başkan'ın biraz önce dedi ya, bir çocuğu doğururken diğerini öldürdük. Biz bunu, onlar o hataya düştü, biz o hataya düşmeyeceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle bak. Evet. Şimdi Erat'ım bak. İnsanlar bunu daha iyi anlasın diye söylüyorum. Hanifi Başkan'ın, Malatya Spor Kulüp Başkanlığı'nın en zor döneminde o kulüp, tabii, kulüp tabii. Başkanlığı yapmış, canı acımış bir insandan bahsediyoruz. Lütfen buraya yorum yazıyorsanız Hanifi abinin penceresinden de empati yapın, onun penceresinden de bakmaya çalışın. Tabii. Şimdi canı yanmış bir insana siz kalkıyorsunuz, buradan abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz, onun da canı sıkılıyor. Yapmayın. Ya ben bir şey demedim hocam. Ben yıllardır bak 2010-2022 benim istirham ettiğim şu. O kulübün adı Yeni Malatya Spor. Ben sonradan şey ettim. Belediye Spor. Gerçek adı Belediye Spor da. Ya Malatya Spor demeyin. Bunu ben istirham ettim ya. Ya hepsi sen bu. Var ben ya. Başka bir şey istemedim ya, arkadaşlar. Ya sen var ya Halifi Başkanım. Sen var ya şehrin dengelerini bozdun Allah aşkına ya. Beş ay çıktın dedin ki 5 ay çıktın dedin ki Malatya Spor değil, Yeni Malatya Spor veya Belediye Spor. Doğrudur abi. Sen kendi pencereden haklısın. Şimdi şunu ben bitireyim. Bitireyim abi. Bak. Hassasiyetlerimiz var. Evet. Allah şahidimdir ki Yeni Malatya Spor'u, başkanım hakkını helal et. Yeni Malatya Spor diyorum. Hanifi Başkanım. Estağfurullah. Helal olsun ya. Düşmesini en çok hocam istemeyen insanların başında ben geliyorum. Bunun sebebi de şudur. Bak şudur. Süper Lig seviyesinde takımları yakalamak artık bu konjektörde çok zor. Yani Süper Lig'e takım çıkarmak artık çok zor. Bak, ayrıca yavrularımızın hakkı var hocam orada. Bak söylüyorum abi. Bugün hepimiz biliyoruz ki daha toparlanamaz Allah korusun. Hepimiz bak, aynı durumdayız. Şimdi genel yapı içerisinde baktığın zaman hani bir başkanım şu anda bizim bütün kızgınlıklarımız aslında ben sosyal medyada birçok yeri takip ediyorum. Hatta Erhat'la aynı programda başka bir kanalda karşı karşıya geldik. Doğru mu Erhat? O, evet, evet Ramazan hocam. Ramazan abinin programında. Bak evet. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu şehre giren Malatya Spor'un bütçesinde 200 trilyon lira bir bütçesi var. Bu şehir 200 trilyon lirandan yoksun olacak. Ama öyle ama böyle. Ben bu pencereyle bakıyorum. Ve inanıyorum ki bütün insanların kızgınlığı daha fazlası üstüne koyarak gelmesinin sebebi başkanın ve yönetim kurulunun şehirden kopuk yaşaması. Anladın mı abi?
bir parça nebze, vicdanı olsaydı o insanların, o Malatyaspor'un o durumunda gidip o yeni Malatyaspor'un başkanı ve yönetimini söylüyorum. Ben olsam adını kullanıyoruz derdim, vicdan yapardım. Gidip o takıma bir parça da olsun yardım yapardım. O takımı bir yerlere getirmek için çabanın içinde olurdum. Yapmadılar. Yapmadılar. Bak bu kadar senedir. Bak Erat, ben 2 sene önce, 3 sene önce küme düşerlerken canlı yayınlarda bir programda düşmesin, etmesin, tutmasın, yapmayın, etmeyin diye çıktım canlı yayınlarda, kendi kendimi paraladım. Ve Malatyaspor bu durumdayken efsane. Doğru mu? Niye? Dedim ki bir gün dönecek, bunlar anlayacaklar. Ama geç kalacaklar. Geç kaldılar Erat. Anlayamadılar. Şimdi ya, bak şimdi fake hesaplarla, onlarla bunlarla ben çok iyi biliyorum. Oraya buraya saldırıp insanları karalamanın peşinde gidiyorlar. Bunlar çok kötü şeyler. Bunlar çok kötü işler. Bak, ayıp ayıp. Onun peşinde olanlar. Burası bunların belki konuşulacağı yerdir. Bak Erat, bizim yaşadığımız coğrafyada, Türkiye'de Malatya bizim yaşadığımız şehir. O edilenin, küfürlerin bir tanesiyle insan öldürüyor bu memlekette insanlar. Çok çirkin şeyler oluyor. Bunun medya ayağına da taşıyorlar, medya ayağında da ona buna servis ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bak ben gururum kırıldı ya o küfürlerden. Vallahi insanlığımı kaybettim ya. Bak Allah belamı versin ya. Abi çağısı çoluğu olan hiçbir insana bu türlü yaklaşım ben tasvip etmiyorum Erat. Yanlış yapıyorlar. Aynen ne öyle hocam. Ne düşünürse düşünsünler benim umurumda, isterse benim kardeşim olsun ya. Diyemez ya. Kimse kimseye bu şekilde bunu yapamaz ya. Ya siz insanlığınızı kaybetmişsiniz arkadaşlar ya. Ya bu nasıl bir üsluptur abi? Bu nasıl bir şeydir ya? Ya arkadaşım yaptınız. Bırakın, delikanlıysanız o zaman kendi içinizde kalsın ya. Bunu servis etmek nedir ya? Ya bu kadar çirkinleştik biz Erat ya. Yani söyleyeceğim şu. Biz kimseyle, ben kendi şahsıma ve ben burada 2 tane çok değerli kardeşim var. Sen de benim kardeşimsin. Ben onların adına da konuşuyorum. Biz kimsenin tavuğuna kış demedik. Biz sadece şu anda mevcut olan takımı daha iyi temsil görevini yapan daha iyi nasıl destek çıkarız? Futbolcu kardeşlerimize, Yeni Malatyaspor efsanesine nasıl destek çıkarız? Sadece amacımız bu. Farklı bir amacı olan namerttir, şerefsizdir. Vallahi abi sana şöyle bir söyleyeyim hocam. Şimdi İdris Paysa başkanım o kulübün başkanı. Mustafa abi o kulübün başkanı. Bu insanlar lüks sofralarda gelmediler abi. Bu insanlar bizim yanımızdan çıkıp geldiler. Tribünden geldiler. Taraftarlıktan geldiler. Eğer bu saatten sonra bunu da söylüyorum yani. Bu saatten sonra ha durumu olmuş olmamış verebilecek olan insanlar için söylüyorum bunu. Bizim gibi insanlar da dualarıyla olur, çevresiyle yardım eder, yani sesiyle yardım eder, gücüyle yardım eder. Abi inan işte bak, kulübünüzün başkanı tribünden gelen bir insan, tribüncü bir kardeşiniz, abiniz. Daha yardım etmeyeceksiniz, ne zaman yardım edeceksiniz? Hani diyordunuz filan başkan şehre uzak, taraftara uzak. Hani işte içinizden biri, içinizden bir kardeşiniz, içinizden bir abiniz gelmiş bu kulüp için çırpınmış. O olmasaydı veya diğer Bülent Başkan olmasaydı bu kulübün kapatılıp gidilmişti. SMS'i okunmuyordu. Sahip çıkmışlar. Hanifi Başkan kendini yırtıyor burada. Sen kendini yırtıyorsun. Sizin başka derdiniz yok mu abi? Kendi derdinizi bıraktınız. Malatya Spor'la ilgileniyorsunuz. Vallahi çok. Vallahi ya abi işte yani bir de şu var. Abi Allah aşkına destek vermiyorsan da köstek verme, köstek olma. Yani biri şunu sana söyleyeyim. Çık benim yüzüme de ki kardeşim sen böyle böyle böylesin. Ama yüzüme gülüp de
Arkamdan da hiç çevirme. Yüzüme söyle ya. Neyin varsa yüzüme söyle abi. Doğru veya yalandır. Veya kabullenirim veya kabullenmem. E şimdi biz bakıyoruz abi, hakaretler, şunlar, bunlar. Ya kardeşim, insanları savunursun. Ama insanları haklılığına göre savunursun. Bugün Hanefi başkanım, Hayati abim, Bahri abim, ama haklıysa haklı derim. Ama haksızsa, kellemi de vursalar, haksızsa haksız derim. Aynen. E şimdi insanlar sadece ikiye bölünmüş. Şu taraf haklı, bu taraf haksız. Yok kardeşim. Ben de destekliyorum abi mevcut başkanı. Destekledim. Benim bu kulüp için, yeni Malatyaspor için yaptıklarımı, ben daha doğru değil ki, biz olarak, taraftar grupları olarak yaptığımızı dünya alem biliyor. Takım Süper Lig'e çıktığı zaman 10 bin kişi, 15 bin kişi oynattık burada yaptığımız organizasyonlarla. Ama kardeşim bak, başkan kendisi de söylüyor, bana da söylüyor. Kardeşim ben hatalıyım, çıkın beni savunun demiyorum. Benim sadece diyor, küfür etmesinler bana. Ha biz de ne yapacağız? Şimdi önümüzde bir efsane Malatya Spor var. Biz yeniden küllerinden doğmuş, bir şehrin dinamikleri ayağa kalkmış, bu takım için ne yapılabilir? Abi her şeyi yapıyorsunuz, Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Bize de görev düşüyorsa, çağımızla, çoluğumuzla, yanımızdaki insanlarla, İstanbul'daki Marmara Derebeyli olarak bize de ne düşüyorsa, bir emir vermeniz yeterli bizim için de abi. Estağfurullah abim, estağfurullah. Sen zaten yapacağını yapıyorsun kardeşim benim. Allah senden razı olsun. Eyvallah abi. Allah sizden de razı olsun abi. Biz senden razıyız. Sen rahat ol. Eyvallah abim. Sorunuz varsa cevaplayayım. Yoksa abi ben bir selam vereyim, bir çıkayım dedim. Allah razı olsun Erat'ım. Kendine yahu iyi bak. Senin selamın baş göz üstüne Erat'ım. Olur mu ya? Eyvallah abim benim. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizi izleyen arkadaşlara da Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun abi. Hayırlı akşamlar. Tamam, teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederiz herhalde. Eyvallah abi. Hayırlı sağ ol. Teşekkür ederim. İyi akşamlar abi. Sağ ol. Sağ ol var ol kardeşim. İyi akşamlar abi. Sağ olasın. İyi akşamlar abi. Sağ ol. Abi bu arada Barış Bingöl başkanımız mesaj yazmıştı. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyoruz Barış başkanıma. Hayırlı akşamlar diliyoruz Barış Bingöl başkanıma. Barış Bingöl başkanıma, kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Erhad'a da kardeşime katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah ondan razı olsun, yürekli kardeşime. Sağ olsun, var olsun. Aslan gibi doğrunun yanında, öyle şey etmeden, sağa sola yalpalamadan düşünceleri söylüyor, söyledi, söyleyecekti. Sağ olsun, var olsun. Bu arada Nami abim bizi dinliyorsan WhatsApp'tan aradın. Şimdi cevap verirsem Nami abi yayından düşüyoruz. Eğer müsaitsen istek at, senin de görüşlerini alırım Nami abi. Görev istemem. WhatsApp'tan aradın, cevap vermedim. WhatsApp'tan aradın, cevap veremedim. Çünkü cevap verirsem yayından düşüyorum. Müsaitsen istek at. Senin de görüşlerini alalım Nami abim. Bu arada Mehmet İmrek attın. Tekrardan isteğini geri çektin Mehmet İmrek. Eğer atarsan seni de alırız. Bu arada Ankara, Malatya Ankaralılar Dernek Başkanı Sayın Battal Yıldız abimize de iyi akşamlar diliyoruz. Kendisi de şu anda bizi izliyormuş. Kendisine de saygılar sunuyoruz Battal Yıldız abime. İyi akşamlar dileyelim. Battal abime iyi akşamlar diliyorum ben de. Sağ olsun, var olsun. Evet Hayati hocam. Efendim. Vallahi şimdi Nami abi beni WhatsApp'tan arayınca cevap vermedim. Sizin sesinizi herhalde az alıyorum. Yani belki sesim geliyor mu, gidiyor mu? Senin sesin geliyor abi, net geliyor. Geliyor, sizinki bana geliyor. Şey geliyor abi, biraz ses tonu şey geliyor. Bu arada Yusuf Gül abim, Battal Yıldız başkanım geldi. Hoş geldin, selamlar demiş. Tekrardan Battal selam. Yıldız abimize teşekkür selam. Ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Ellerinden öperim, sağ olsun, var olsun.
Yusuf abim sen de adamın kralısın. Yusuf Gül abim. Sağ olsun Yusuf abim, sağ olsun. Evet abi donduk, hayırdır ya? Yok donma yok. Donma yok, istirahat var sadece. İnan abi ben bir şey, yani bir şey söyleyeyim. Fatih abimin dediği, anlattığı projeler hakikaten yani benim kafama yattı, hakikaten demiş diyorum. Yani hakikaten onu hayata geçirirsek Hayati hocam, bu bilet konusunu hele de. Abi ben bayağı kapı kapı gezer biletlerimizi. Üç düşünce de çok değerli. Üç düşünce de şu çok değerli. Yine tabii başkanlarım karar verecek. Stat konusunda ise ben de söyleyeyim. Turabi kardeşim gibi, Turabi baba gibi ben de üniversite sahasını tercih ederim. O 27.044 kişilik stat benim içimi sindirmiyor. İşin doğrusunu söyleyeyim. Ne bileyim, o da benim görüşüm ama başkanlarım o stada karar verirse, o stada gider. Nereye derlerse oraya, Elazığ'a derlerse Elazığ'a gider. Sıkıntı değil. Ama benim kendi şahsi fikrim üniversite stadının olması yönünde. Bu arada Gökay hoş geldin. Gökay Nurma. Aleykümselam, iyi akşamlar Gökay. Eğer şeyse hocam sen 2,5-3 saat oldu. Evet abi. Hayat hocam. Evet. Yayından sonra da Fatih kardeşimle falan da görüşeceksin ya hocam. Aynen. O zaman abi şöyle yapalım. Yani bilmiyorum. Bak, eğer şeyse Hayat hocam senin sözlerini alalım. Eğer şöyle diyeyim bari başkan. Şimdi biz tabii burada yayınları yapıyoruz. İnsanlar çok duyarlı insanlarımız geliyor. Bugün mesajlarını da okuyamadık. Haklar neler etsinler. Burada çok bayağı bir yoğunluk vardı. Yoğunluk vardı hocam. Şimdi mesajı okuduğumuz zaman da burada konuşacaklarımızı gerçekten şey yapamıyoruz. Yani mesaj okuduğumuz zaman da bir de değerli katılımcımızın Fatih kardeşimin hakikaten şeyleri vardı. Onun lafını kesemedik. Tabii. Sizin mesajlarınız tabii ki değerli. Tabii ki önemli. Abi, hakkınızı helal edin. Buyur hocam. Bu arada da şunu söyleyelim. Cumartesi günü yayınımıza Malatya Sporumuz'da, Efsane Malatya Sporumuz'da kulüp başkanlığı yapmış Necip Olgun abimizi konuk alacağız abi. Buradan da bugünden lanse edelim. Bugün Hanifi Başkanım da görüştü. İdris Pazda Başkanım görüştü. Ben görüştüm. Kendisinin yayınımıza seve seve katılacağını söyledi. Cumartesi günü de Necip Olgun başkanımızı yayına alacağız. Buradan da lanse edelim. Evet hocam. Şimdi çığ gibi ne dedik? Damlayla geldik, çığ gibi büyüyoruz abi. Büyüyeceğiz de Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben hep söylüyorum. Niyetlerimiz halis. Bizde bizim içimizde kötülük arayanlar kötülük bulamazlar. Biz iyilik yapmaya devam edeceğiz. Bu bir iyiliktir, bu bir gönül işidir. Kötü niyetli insanlar tabii ki olacak. Tabii ki hayatımızın içinde her tarafımızda biz dört dörtlük insanlarız deme şansına sahip değiliz. Hepimiz hata yapabiliriz. Hata yapmakla kötü olmanın arasında çok fark var. Hata hepimiz yaparız. Ama kötülük bambaşka bir boyutu. Bize kötülükle gelmeyin. Söylüyorum. Rabbim size önünüze getirdiği Malatya futbolundaki profesyonel derecedeki takımların durumuna bakın. Anlarsınız kellenin sahibinin kim olduğunu. Bu başların sahibinin kim olduğunu anlarsınız. Ve acısı da sizden çok kötü çıkar. İyi olmaya devam edin. Benim size bir kardeşiniz olarak, bir arkadaşınız olarak, bir dostunuz olarak
kötü her yerde iyi olmaya çalış. Bu arada İdris Başkanım, Battal Yıldız Başkanıma katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim demiş İdris Başkanım. Battal Yıldız abimize çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı demiş. Bunu da okuyalım abi. Evet Hanefi Başkanım. Hocamın lafları bitsin ondan sonra sözler. Ha, pardon özür. Bitti abi. Ben de tekrar şöyle söyleyeyim. Madem yani insan ya ben endişe etmiyorum yani kendimi ifade ettiğimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Hamdolsun Rabbimin yüce Rabbimin verdiği aklı iyi kullanabildiğimizi düşünüyorum. Hepiniz gibi. Ama bununla beraber anlamamakta ısrar edenler bir IQ'larına baksınlar, baktırsınlar diye düşünüyorum. Veya içinde kötülük vardır, art niyet vardır diye düşünüyorum. Benim her zaman söylediğim şu, Hayati Hocam, Bayrak Ağabeyim bir şeye bedel ödemiştir, emek vermiştir. O bir şeyin üzerinde tasarruf hakkı da onlarındır diye düşünüyorum. Lafı şuraya getiriyorum, benim Malatya Spor'um üzerinden emeği olmayan, bedel ödemeyen birileri maalesef tasarrufta bulunmuştur. Biz bunu sineye çekmişizdir, yutkunmuşuzdur. Yine söylüyorum, o dönemin siyasileri bunları yapmıştır. Başta Ahmet Çakır olmak üzere, öncesinde Cemal Akın olmak üzere bunlar futbol topunu amiyane tabirle söyleyeyim görse karakola bomba diye götürecek insanlar, bunlar o görevi kabul etmemeleri gerekirken, imtina etmeleri gerekirken her şeyi sanki kendileri biliyormuş gibi, ya sizin belediye başkanının nasıl seçildiğinizi, layık olmadığınız halde o görevlerde olduğunuzu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. Bu siz zannettiniz ki, efendime söyleyeyim ben belediye başkanıyım, her şeyin en iyisini ben bilirim. Öyle değil. Her şeyi herkes bilemez. Zira yüce Rabbimin bütün iyi sıfatlarını hiçbir kimse nefsinde toplamaya kadir değildir. Bunu nefsinde toplayanlar bellidir. Buradan şey etmeyelim, söylemeyelim. Yani bu şeyimizle günaha da girmeyelim. O mübareklerdir diyelim. Sizler buna şey yaptınız, tasarrufta bulundunuz. Malatya sporumuzu kırıp dökerek başka bir belediye spor adında altındaki kulübü getirip yeni Malatya Spor adını koymak suretiyle bir şeyler yapmaya kalktınız. Biz de size dedik ki bunun bir garantisi yok. Finalinde de söylediklerimiz maalesef doğru çıkıyor, haklı çıkıyoruz. Buna da eyvallah, yutkunduk, sesimizi edemedik, gücümüz yetmedi size diyelim, yetmedi diyelim. Ama siz o vicdansızlıkta, o haksızlıkta ısrar ettiniz. Ha, biz bu meyanda 12 yıldır kendimizi yırttık. Dedik ki tamam eyvallah yaptınız ama o kulübün adına Malatyaspor demeyin. Benim bendenizin çırpındığı tek konu buydu. Ya bu konu insanların zoruna gitti ya. Ya bu doğru mu değil mi? Bütün izleyici arkadaşlarıma söylüyorum. Yani benim bu talebim hakikaten masum bir talep. Neyse şimdi günümüzde de işte o Belediyespor dediğimiz yeni Malatyaspor kulübünün nasıl yönetildiği ortada. Kendileri söylüyor. Yazık günahtır, Malatya'mızın takımı, Malatya'mızın paraları gitti. Hayat Hocam'ın biraz önce dediği gibi milyon eurolarla ölçülebilecek bir bütçeden Malatya'mız mahrum kalacak. Bu iş bilmez insanlar tarafından. Bir kere benim kitabımda, benim nazarımda, ben Deniz'in diyeyim, ahlaki değerler çok önemlidir. Bu ahlaki değerler hakikaten yani olmayan bir insan isterse ağzıyla kuş tutsun, hani futbolcuysa attığı kornere gelsin, kafa vursun, gol olsun, benim nazarımda hiçtir. Boştur yani. Ben öyle şeyim yok. Şimdi işte yine söyleyeyim, tekrar izlemeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Milyon dolarlı bir spor kulübünün bütçesi var ve o milyon dolarlı spor kulübü gidiyor İAŞ'ini belediyeden alıyor. Bu ayıp da onlara yeter diyorum. İzleyen arkadaşlara sabır gösterdikleri için saygılarımı gönderiyorum. Hoşgörülerine sığınıyorum. Diğer konuyla ilgili de Hayati Hocam'ın, Bahri Ağabeyim'in, İdris Payza Başkanım'ı bugün aradı. Güzel sözler söyledi değil mi bana Bahri Ağabeyim? Seninle beraberdi. O mevzuyla ilgili. Sağ olsunlar.
Neyse. Tabii sizden ricası bize emirdir. Bir önceki yayındaki benim geldiğim nokta hakikaten öyle kaldı. Onunla kurtardık diyelim. Hamdolsun. Çünkü zor yani. Patlamak hakikaten zor. Ben kendimi tanıyorum. İnsani değerlerimi, hasletlerimi de biliyorum. Neyse geldi geçti diyelim. Allah razı olsun Hayati Hocam'dan, Bahri abimden, İdris Bayza Başkanım'dan. Sağ olun, var olun. Bir de Hayati Hocam bir ağabeyimizin bir şeyini söyledi. Ben ona da üzüldüm. Onunla da ilgili de telefon açtım. İsim vermiyorum. Şey olmasın diye. Üzüntülerimi bildirdim ben o ağabeyime de. Bu kadar diyeyim. İzleyen arkadaşlarıma saygılarımı ben Allah mesaj falan göremiyorum bu arada yalnız ha. He? Mesaj falan göremiyorum ben. Bu arada Hakan Bulgurcu kardeşimiz uzun bir şey yazmış da, Hakan kardeşimiz efsane, hak ettiği yere gelecek. Şimdi sen uzun bir mesaj yazmıştın abi, hakkını helal et. O günleri hakikaten biz de özledik. Az kaldı, ramak kaldı. Efsane, hak ettiği yere gelecek Hakan kardeş. Ya Hakan kardeşimiz damardan girmiş kardeş, biraz sabır ya. 12 sene sabrettik, durun biraz daha sabredelim. Abi Hakan uzaklarda, o tabii o Malatya'sı. Evet. Şeyini bizden sabrımızla imtihan etmesin. Aynen, o gurbette. Abi ona da buradan selamlar olsun. Selam olsun. İnşallah selam abi, Rabbim Hakan'ım, Rabbim o düşündüklerini İnşallah bize hayata geçirme fırsatını bizim efsane Malatyaspor tarafına versin inşallah. Amin. 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 Bu arada Onur Güzel kardeşim, B planı demişsin. Onu bizim burada açıklamamız olmaz. Onun da ona da ramak diyelim. Onur Güzel kardeşim, ramak kaldı. B planımızı da inşallah Hayati Hocam, Hanefi Başkanım herhalde... Efendim? Mesajlarda en son kim görünüyor sizde? Bende hiç yok. Okan Güzel, Onur Güzel kardeşimiz demiş ki B planı ne? Onur ağabeyimiz, onu burada biz açıklamayalım. Yeri zamanı geldiğinde B planımızı da açıklayacağız inşallah. Yani açıklayacak Onur. Tamam kardeşim. O da az kaldı. Ve planımızı da açıklayacağız. Turabi yazmış, Turabi baba. Abi C planı var mı? Gülmüş. C var, D var, E var. Alfabeli bütün harfleri var. Alfabenin bütün harflerini istinali Turabi baba. Hiç canı sıkmasın. Yani işte Onur kardeşimiz de Almanya'da yaşıyor kendisi. Onur kardeşim az kaldı. Ramak diyoruz biz ona. Ve planımızı da ilerleyen günlerde, saatlerde açıklayacak kardeşim benim. Oldu Onur abi. Abi bir kapatacağım ama Vedat abim demiş Z'ye kadar gidiyor. Vedat abim. Z'ye kadar gidiyor ama en önemlisi B planı. Onu da biz ilerleyen saatlerde inşallah öyle bir bomba patlatacağız. Herkesin kafasına bir soru işareti olsun. Acaba neydi diye. Abi bizi kırmadınız. Yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Amin cümlemizden. Çok teşekkür ediyorum abi. Hayırlı akşamlar diliyorum abi. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Yayına hazırlık geldim mi? Hazırlıksız geldim. Kusura bakmayasın ha. Al ulaşırız abi. Hayırlı akşamlar abim benim. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim benim. Sağ olasın. Sağ ol. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Valla Abdullah Adak abim çok teşekkür ederiz imparatorumuza demişsiniz. Vedat abim hayırlı geceler. Çok teşekkür ederim abim benim. Fuat Kılıç abim geceniz güzel olsun demişsin. Senin de gecen güzel olsun. Bu arada bizi izleyen, dinleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Buradan da cumartesi günü akşamki yayınımızda Malatya Spor'umuzda başkanlık yapmış Necip Olgun abimizi konuk misafiri edeceğiz. Buradan da lanse edelim. Zaten onun görsellerini de atıyoruz.
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.